Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 5 Eylül 2023. Salı günündeyiz, saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. İstanbul'da kapalı bir havaya uyandık açıkçası. Sabah saatlerinde bayağı bir kapalı hava, gök gürültüsü, şimşekler. Büyük ihtimal bir yerlerde sağanak yağış da var. Yolda olanların tabii dikkatli olmasını buradan temenni ediyorum. Tabii bugün neler konuşacağız? Bugün konuşacağımız konu çok. Transferde dün bir hayli hareketli bir gün geride kaldı. Çünkü Avrupa'da mücadele eden takımlarımız UEFA listesine oyuncuları yazdırmak için gece 1'e kadar vakitleri vardı ve kulüplerde de hummalı çalışmalar yapıldı. İşte Galatasaray iki transfer birden açıklamayı başardı. Beşiktaş gün içerisinde bir transfer açıklamıştı Tayfur Bingöl hamlesiyle ve gece geç saatlerde de Eric Bailey'i resmen transfer ettiklerini açıkladılar ki o da Beşiktaş'ın konferans ligindeki maçlarında forma giyebilecek. Fenerbahçe cephesinde bir 6 numara arayışı vardı biliyorsunuz. Fakat o 6 numara transferi dün gerçekleşmedi. Zaten konferans liginde mücadele etmesine gerek yok diyen de bir taraftar kesimi var Fenerbahçe cephesinde. O yüzden çok büyük bir hayal kırıklığı yok dün oyuncu transfer edilmediği için ama 15'ine kadar da Fenerbahçe'nin bu anlamda vakti olacak. Bakalım o süreç içerisinde iyi bir oyuncu getirebilecekler mi? Dün aslında biraz konuştuk. Bu da kolay bir iş değil. Avrupa'da transfer sezonu kapandı ve iyi oyuncuları bırakmak da istemeyecektir takımları. Daha çok kadroda düşünülmeyen isimler gündemde olacaktır. Bu da tabii Fenerbahçe'nin işine gelir mi, işe yarayacak bir futbolcu olur mu? Onu da zaman gösterecek. Şimdi Galatasaray Ndombele ve Davinson Sanchez'i açıkladı dedik. Ndombele sezon sonuna kadar bedelsiz kiralık olarak takıma katıldı. Ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış taksitlerle de 15 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var oyuncunun. Maaşı ise 3.136 milyon euro. Davinson Sanchez, onunla 4+1 yıllık bir sözleşme imzalandı. 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9,5 milyon euro bonservis ödeyecek Galatasaray kulübü. Bunu taahhüt etti bu transferde ve oyuncuya da yıllık 3.2 milyon euro maaş ödemesi yapacak. Yani Ndombele ile Davinson Sanchez neredeyse aynı maaşı kazanacaklar ama takımdaki işte bazı futbolculardan, Torreira'dan, Oliveira'dan daha fazla kazanacak bu iki isim. Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl transferi yapıldı. Onun için de 1 milyon euro ödeneceği bildirilmişti. Oyuncunun opsiyonu 1,5 milyon euroymuş. Beşiktaş yönetimi de bunu 1 milyon euroya indirdi ve bu transferi de gerçekleştirdi. Eric Bailey'de ise 1 yıllık bir sözleşme var. Oyuncu Manchester United'da olan sözleşmesini feshetmeyi başardı dün gün içerisinde ve Beşiktaş'a da imza attı. Yeni sezonda bir başka Afrikalı daha Beşiktaş'a katılmış oldu. Trabzonspor onlar da Berat Özdemir'le resmen anlaştı. Eski oyuncusuydu zaten. Sezon sonuna kadar kiraladılar oyuncuyu. Al İttifak buna müsaade etti, izin verdi. Oyuncu da tek sezon için 33 milyon TL garanti ücret kazanacak. Bu da dün KAP'a bildirildi. Tabii bunun haricinde yine olası ayrılık haberleri var gündemde. Galatasaray'da çünkü iki yabancı oyuncu geldi. Kadrodaki yabancı sayısı da arttı. 14 yabancının üzerinde şu anda Galatasaray'da oyuncular. O yüzden takımdan birkaç ismin en az bir, belki de iki oyuncu takımdan ayrılacak. Gelişlerle birlikte bu olası gidişleri, takımdan kimler ayrılabilir, hangi yabancılar gözden çıkarılabilir mevcut kadroda, onları da program içerisinde değerlendireceğimizi söyleyelim. Fenerbahçe cephesi için de benzer iddialar var. Mia Zaitsen ki daha yeni aslında sözleşme imzalandı ama takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Ryan Kent'le ilgili geçtiğimiz dönemde bir haber yapılmıştı. King'in hala ayrılma ihtimali var. Fenerbahçe'de de bu gelişmelere bakacağız. Dünün öne çıkan isimlerinden biri de aslında Salih Özcan'dı. Milli takımın da önemli parçalarından birisi. Dortmund forması giyiyor. Onun da
sosyal medyada şöyle bir haber çıktı. TFF'de lisans kaydı açıldı diye. Çünkü dün Galatasaray Ndombele ve Sanchez transferlerini yapmadan önce bu kayıtları oluşturmuş TFF nezdinde. Salih'te de bu kayıt görününce transfer ihtimali konuşulmuş. Ama orada şöyle bir detay olduğu ortaya çıktı daha sonrasında. Zaten milli takım futbolcularına bu kayıtlar hep açılıyormuş. Şu an bakarsanız Hakan Çalhanoğlu'nun da Orkun Kökçü'nün de hatta milli takım oyuncusu olmamasına rağmen İlkay Gündoğan'ın da TFF'de bir kaydı bulunuyor. O yüzden Salih'te yeni bir sıcak gelişme yok. Zaten oyuncu da dün Dortmund'da kalmak istediğini resmen açıkladı. 6 numara için çünkü Galatasaray'ın gündemine gelebileceği söyleniyordu. Berkan'ın ayrılığı, işte Mitchell'ün takımdan ayrılma ihtimaline karşılık orta sahada yerli bir isim istiyordu Galatasaray cephesi. Berat Özdemir yakıştırılmıştı. O Trabzon'a gitti. Salih Dortmund'da kalıyor. Şu anda elde bu bölge için konuşulabilecek herhalde tek aday kaldı. O da Okay Yokuşlu. Onun da adı çünkü geçenlerde takımlarla anıldı Süper Lig'deki. Ama bakalım Galatasaray o bölgeye 15 Eylül'e kadar bir takviye daha yapacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Milli aradayız. Milli araya geldik. Milli arayla ilgili de tabii gelişmeler var. Aday kadro belli oldu. Program içerisinde bu transferleri bir aradan çıkardıktan sonra milli takımı da açıkçası konuşmak istiyorum. Bugün belki yetişmeyebilir tabii ki telefon hattını da açacağız. Farklı konulara da girebiliriz ama bu hafta içinde milli takımı da tabii ki konuşacağımızı söyleyelim. Son olarak da öyle araya gideyim. Voleybolcularımız Filenin Sultanları biliyorsunuz Avrupa şampiyonu oldular. Bize çok büyük bir gurur yaşattılar. Onlar da ülkeye döndü. Bir karşılama yapıldı. Akşam da yine Galataport'ta bildiğim kadarıyla bir kutlama vardı. Oradan videolar geldi. Kutlama görüntüleri geldi. Oyuncuların açıklamaları, özel röportajları onlar da mutluluklarını bu süreç içerisinde dile getirdiler. Onları da bir kez daha tebrik ediyoruz. Evet, 7.07 saatlerimiz açılışı yaptık. Dünün gelişmelerini özetledik. Şimdi şarkı ve reklam aramız var. Aradan sonra da bu transfer gelişmelerini Genco Boran'la birlikte değerlendireceğiz. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. %7.15 saatlerimiz transferde hareketli bir günü geride bıraktık. Galatasaray ve Beşiktaş ikişer transfer açıkladılar. Trabzonspor Berat Özdemir transferini resmen açıkladı ki Trabzonspor'un zaten transferlerini Avrupa listesine yetiştirme gibi bir derdi yoktu bu sezon için. Şu ana kadar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş listelerini zaten Avrupa'ya verdiler. Gece 1 itibariyle 15 Eylül'e kadar da takımların transfer için vakti var. Bu milyarda da daha transfer haberleri duyacağız. Galatasaray'dan da duyabiliriz. Beşiktaş'tan da duyabiliriz. Yani transfer bitti demek için erken fırsat transferleri ortaya çıkabilir. Bu transferler Avrupa listesine yazılmayabilir. Bunların hepsini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Galatasaray'la başlayalım. Dün Genco abi bu saatlerde biz tabii maçları konuşuyorduk, Filenin Sultanları'nı konuşuyorduk ama Galatasaray'ı konuştuğumuzda da Vecino hamlesini konuşmaya başlamıştık ama taraftarın da büyük bir tepkisi vardı Uruguaylı orta saha için. Hashtag açıldı, işte 200 küsür bin tweet atıldı geceden sabaha kadar ve sonrasında Galatasaray yönetimi de bir geri vites yaptı transferde. Tabii gün içerisinde şöyle haberler çıktı, işte senle dün öğlen programdayken Fabrizio Romano Sarri'nin istemediği için transferin iptal olduğunu söyledi. Burhan Can Terzi yine bir diğer meslektaşımız, o da benzer şeyleri söylemiş. Sarri Vecino giderse istifa ederim demiş. Tabii bilemiyorum ne derece doğru, ben pek inandırıcı bulmadım bu istihbarat ve haberleri. Galatasaray yönetiminin tepkiler sonucu vazgeçtiğini ve daha iyisine isim olarak en azından gittiğini düşünüyorum. O isimlerde Ndombele ve stoper olarak da Davinson Sanchez oldular. Günün sonunda Galatasaray için daha hayırlı oldum mesela. Seni ikna etti mi Vecino yerine Ndombele gibi bir profilin transfer edilmesi, ki Ndombele Tottenham zamanında 2019'da 62 milyon euro bonservis ücreti ödemiş. Yani galiba ikisini aynı anda 100 milyon küsür euroya ya da pound'a mı bilmiyorum. Yani 100 milyondan fazla para vererek iki oyuncuyu aynı anda
İki sene var aralarında. Ha, iki sene ara mı var? İki sene var ama toplam ödenen yani euro cinsinden bakarsak 104 milyon euro gözüküyor. Transfermarkt'taki bilgilere baktığımda. Ya tabii ki beni ikna etti. Ama bu Vecino hamlesinin de sanki bir, yani tamamen kendi fikrim bu, komplo teorisi. Sanki bu oyuncularda özellikle belki Ndombele'de Tottenham cephesinde fiyat kırmak için yapılmış çok aleni bir hamle gibi geldi bana bir anda bu. Birçok açıdan düşünmedim. Bana öyle geldi. Bakın biz Vecino'yu alıyoruz, biz anlaştık. Biz Vecino'yu alıyoruz, bitti bitiyor. Bayağı artık işin ucundayız falan diye sanki bir fiyat kırmak. Çünkü Davinson Sanchez'de bir şey yok. Onu Galatasaray 9 küsür milyon euroya direkt bonservisiyle aldı. Hı hı. Ama Ndombele de kiralık bu yıl, sonra 15 milyon euroya. Yani 15 milyon euro Türkiye standartlarında çok iyi bir para. Ve belki Tottenham daha fazla istiyordu. İstemekte de haklıydı. Yani onu aldığı parayı hesaba katarsak. Bana Vecino hamlesi bir komplo teorisi kendimce. Böyle bir hamle gibi geldi. Bu arada Beşiktaşlar Erik Bailly'i istemiyoruz. Şey açmışlar. Onlar da mı açmış? Tabii. İlk beşte. Geçmiş olsun, artık alındı. Yani aynen, alınan bir oyuncu için de olmadı, evet. Alınan bir oyuncu için de bilmiyorum. Onu da konuşuruz. Yani tabii ki çok iyi transferler. Sen dün söyledin. Şimdi İngiltere'den, İtalya'dan, İspanya'dan oyuncu aldığın zaman takımın kalbindeki bir oyuncuyu, herhangi bir mevkiinden bahsediyoruz tabii ki. İşte savunmanın kalbi, orta sahanın kalbi ya da forvetten bir oyuncuyu alamazsın. Çünkü onun yerine başka bir oyuncuyu transfer etme şansı yok bu kulüplerin. Davinson Sanchez'in çok ilginç bir olayı var Mert. Ben tabii Premier Lig'inde hemen hemen her maçı takip ettiğim için ben Davinson Sanchez'in son maçını hatırlıyorum. Kime karşı olduğunu hatırlamamakla birlikte Davinson Sanchez artık Tottenham'da son dönemde bayağı yedek kalmıştı. Şampiyonlar Ligi finalinde de yedekti. Sonraki sezonda yedekti. Kupa maçlarında direkt ilk 11 oynardı. Fakat bir maçta, hatırlamıyorum, çok düşük profilli bir maçta bir savunma oyuncusu sakatlandı. Onun yerine hemen Davinson Sanchez girdi. Mert nasıl kötü oynadı Sanchez biliyor musun? Yani İngiltere'de hiç görmezsin böyle bir şey. Bayağı ıslıklanıyor, yuvalanıyor maç esnasında. Ve kendisi de seyircilere tepkide bulundu. Hugo Lloris araya girdi, Tottenham'ın kaptanı. Seyircilere de sakin, sessiz işaret yaptı. Davinson Sanchez'i de susturmaya çalıştı. Ve ikinci yarının başında böyle 50-60. Dakikalarda Davinson Sanchez oyundan alındı ve alınırken kıyamet koptu. Bu benim hatırladığım Sanchez'in son Tottenham formasını giydiği maçtı. Tabii ki böyle bir oyuncuyu Tottenham'dan koparmak çok zor değil. Ama daha önce neden acaba Davinson Sanchez bunca zaman transfer edilmedi hiçbir kulübe? Çünkü Premier Lig'de son derece kabul görmüş. Ya ben Davinson Sanchez'i Tottenham'da ilk 11'de oynuyorken izlediğim, son maçı saymayalım, İlk 11 olduğu dönemde kötü oynadığı bir maç gerçekten hatırlamıyorum. Bak, yapılı, atletik, hamlesi çok iyi. Zaten Kolombiya'da ilk keşfeden kulüp bunu Ajax oluyor. Ya 19 ya 20 yaşında Ajax Davinson Sanchez'i alıyor. Aldığı sene Davinson Sanchez Ajax'ta yılın oyuncusu seçiliyor. Ve 4-5 senelik kontratı olmasına rağmen ilk senesinde ayrılmış. Aynen. Tottenham'a. Gidiyor Tottenham'a transfer oluyor. 42 milyon euro 2017'de ödenmiş. Ve o gün bugündür Tottenham'da ilk 2 sene 3 sene hemen hemen direkt ilk 11 oyuncusuyken sonra yavaş yavaş işte kızağa çekiliyor ve en sonunda böyle bir olay yaşıyor. Tabii ki çok iyi transfer. Peki şöyle sorayım, Davinson Sanchez'i Galatasaray 9,5 milyon euro ödemeyi taahhüt etti. Hı hı. Yani böyle bir para verdiğin bir oyuncu herhalde yedek kulübesinde koltukları ısıtsın diye transfer etmezsin. Oynayacaktır diye düşünüyorum. Oynayacaktır. Nelson duruyor.
takımda. Yerli olarak 3 kişi oynatmak zorundasın ki Abdülkerim Kerem Aktürkoğlu ile birlikte en garanti gözüken oyuncu. Galatasaray bu sezon acaba Okan Buruk'un sezon içerisinde bir ara sezon başında söylemişti üçlü savunma da oynayacağız. Daha fazla üçlü savunma oynarken görebilir miyiz? Yani Davinson, Nelson ve Abdülkerim bardakçılı bir ilk 11. Üçlü stoper. Abdülkerim sol ayaklı solda. İşte Nelson merkezde dengeli bir oyuncu. Sağda Davinson gibi atletik, fizikli bir oyuncu gibi bir. Angelino boydu o zaman. Evet, kanat beki. Evet, aynen. Yani sağ kanat, sol, daha doğrusu sağ bek, sol bek değil. Kanat beki olarak bayağı ileri geri, ileri geri. Böyle bazı Premier Lig takımlarında görmüş olduğumuz gibi o ciğer dalak kaldırır şeklinde. Özellikle boyu yapar. Angelino'yu bilemiyorum. Evet, kadar. Boyu kesin yapar. Boyu kesin yapar da Angelino. Zaten tek başına kullanıyor şu anda da boyu okulları. Evet. O düzende de kullanır. Herhalde böyle bir düzeni de Galatasaray'da fazlasıyla göreceğimizi düşünüyorum. Hani sezon boyu böyle gitmez Galatasaray tabii ki. Üçlü savunma Türkiye'de pek kabul gören bir düzen değil. Başarılı olmadığı varsayılır, evet, ama değil. Bu yatırım yapılmışken de Galatasaray tarihinin en pahalı stoperi olmuş. Evet. En pahalı da 7. Galatasaray'da transferi. En son Prandelli bunu denemişti. Perişan olmuştu. Bir Şampiyonlar Ligi maçında denemişti. Hatta bir kart cezalısı bir stoper vardı Galatasaray'da. Onun yerine de Felipe Melo'yu stopere çekmişti ki tam intihar olmuştu. Galatasaray bayağı farklı. 3-0 mı 4-0 mı kaybetmişti o Prandelli dönemindeki Şampiyonlar Ligi maçını. Evet, üçlü stoper Türkiye'de gerçekten çok kabul gören bir oyun tarzı değil ama Mert, şöyle de bir gerçek var. Şimdi Abdülkerim'i Türkiye'de oynatmak zorundasın. Oynatacağını varsayıyorsun. Şimdi Nelson'u Türkiye Ligi maçlarında yedeğe çeksen, Davinson Sanchez'i yedeğe çekemeyeceğine göre Abdülkerim'i de oynatmak zorundasın. Nelson'u da çekemezsin ki aynı maç. Ya hayır, bak çektin diyelim. Çekemezsin de çektin diyelim. Evet. Sadece Şampiyonlar Ligi maçında Abdülkerim'i o zaman oynatmayıp Türkiye statüsünde oynuyor diye Nelson'la Davinson Sanchez'i mi yan yana oynatacaksın? Bu şuna benziyor. Hep aynı eski örneği veriyorum. Türkiye'de bir ara bir 5+1 mi 4+1 mi ne vardı? Fenerbahçe'de sırf bu kuraldan dolayı Kostadinov gibi inanılmaz bir oyuncu, Emir Kostadinov gibi dünya çapında bir oyuncuyu Fenerbahçe aldı. Türkiye Ligi'nde hiç oynatmayıp 6 tane Şampiyonlar Ligi maçında oynattı Emir Kostadinov'u Fenerbahçe. Ama adamın maç eksiği var. Yani 3 maçta bir oynuyor. Kötü de oynuyor. Şimdi Nelson'u ya da Davinson Sanchez'i Türkiye Ligi'nde yedeğe çekeceksin. Bir anda Bayern Münih maçında atacaksın. Olmaz yani. Şimdi nasıl bir şey olacak ben de çok peki, merak Galatasaray ediyorum. İşte burada neyi düşünüyor mesela? Burada hani kuralı eleştirebilirsin ama artık o dönemi çoktan geçtik. Geçtik, yani kural bu. Geçtik. Kural bu. Galatasaray yönetimi teknik heyeti bunu biliyor. Bunu bilerek bu transferi yapıyorlar. İşin bu boyutuna bakmak lazım. Acaba ne düşünüyor Okan Buruk? Bu transferleri nasıl kullanacak? Daha şeye gelmedim zaten. Orta sahaya Ndombele geldi. Bu Kerem Demirbay opsiyonu da bir askıya mı alacak artık? Tabii ne yapacak? Ndombele gibi bir profil varken o da oynar. Ziyech'ine, Zaha'sına, Tete'sine daha gelmiyorum bile Mertens'in. Forvet hattında zaten Icardi alternatifsiz. Bu arada bir haber gördüm. Gece yarısı atılmış bir tweet. Kerem Aktürkoğlu ile Zaha çok ağır kavga etmiş bir antrenmanda. Ahmet Çakar da bunu dile getirdi ama bilmiyoruz, Galatasaray Kulübü bir yalanlama geçecekmiş bugün içinde. Ben de gördüm. Yani Kerem Aktürkoğlu ile ilgili aklıma Kerem Aktürkoğlu o Türk statüsüne geldiği için bu haber geldi. Valla Mert, gerçekten bilmiyorum. Ya yani bilen varsa bana söylesin. Hani aklıma bir fikir bile gelmiyor. Senin aklına bir fikir var mı? Benim aklıma fikir bile gelmiyor. Benim aklıma gelen tek fikir Nelson yedeğe çekilecek. Türkiye Ligi maçlarında tabii ki Davinson Sanchez oynayacak. Ama bir bakmışsın ayın 20'sinde 22'sinde kaçındaysa Kopenhag maçı. Hop, Abdülkerim yedeğe, çünkü Türk şeyi zorunda değil. Nelson'la Davinson Sanchez yan yana oynayacak.
Yani evet, başka ben de bilmiyorum. Hani üçlü savunma diyorum ama üçlü savunma yaparsan bu sefer öndeki üçlüden birinden feragat edeceksin. Hani kimi keseceksin? Ziyech'i mi? Zaha'yı mı? Kerem Aktürkoğlu'nu zaten kesemiyorsun. Mevcut Türkiye Ligi'nde evet. Evet, çok zor bir denklem var ortada. Biz dışarıdan bir gözle bunu pek nasıl kotaracak Galatasaray teknik heyeti kestiremiyoruz. Tweet atsınlar sana, bana tweet atsınlar. Merak ediyorum fikirleri. Gerçekten merak ediyorum. Mesela Mustafa Tuna Kaya senin sabah paylaştığın tweet'in altına şu an şöyle yazmış: Abdülkerim Bardakçı'yı sol bek oynatmayı düşünür mü demiş. Sol bek oynatmayı düşünebilir tabii, yani olmaz diyemem. Sol ayaklı hangi bir oyuncu. Hangi Galatasaraylı Saşa Boy'un kesilmesine sol razı olur? Anelinho'nun yerine oynatır mı diyor. Ama tabii Abdülkerim Bardakçı çok ağır bir oyuncu. Ama Anelinho da yani tamam, yani Saşa Boy çok daha Galatasaray'da kabul görmüş bir isim ama Angelinho da çok iyi para verilmiş ve yani Angelinho'nun hep herkes savunması çok kötü, çok ileri gidiyor falan diyor ama ya Angelinho bu kadar da vazgeçilecek bir isim değil mi? Benim çok beğendiğim bir isim Angelinho. Yani bu kadar savunma yapmayı bilmeyen bir adam Almanya'da başı oynayan takımlarda bu kadar ilk 11 oynamazdı. Pep Guardiola bu oyuncu istemezlik yapmazdı yani. Ama orada da Genco abi şöyle bir durum yok yani. City tamam almış, oynatmış, asistler yapmış. Sonra Leipzig'de oynamış. Yine 10 asisti geçmiş ama Leipzig onu yine gözden çıkarıp Hoffenheim'a vermiş. Şimdi burada da bir mantık var. Yani bu kadar asist yaparken bir oyuncu kademe kademe düşüyorsa oynadığı takımların profili. Dediğim gibi City, Leipzig, Hoffenheim ve şimdi de Galatasaray. Yani bunun da belli bir sebebi mutlaka olması lazım. Yani bu kadar diyorsun. Asist yaparken bu oyuncu gözden çıkarılıyorsa herhalde işin savunma yönünde gerçekten beklediğini alamıyor takımlar. Valla Bundesliga öyle %100 takip ettiğim bir lig değil ama Angelinho'yu Başakşehir'in aynı gruptayken o takımla oynadığı maçları izledim. Tabi bilmiyorum Başakşehir mi onları hiç zorlamadı etmedi ama Angelinho özellikle Almanya'daki maçta öyle bir futbol oynadı ki Başakşehir'in kanadını felç etti yani. Felç etti resmen. Ama şu ana kadar bayağı süre aldı. Pek ikna edemedi. Yani ne asist konusunda, ne ortalar konusunda, ne pas tercihi. Yani en etkili olduğu alanlarda Angelinho'nun fark yaratamadığını gördük. Şu ana kadar tabii. Ama bu. Tabii çok erken daha şu anda. Tabii daha sezon uzun. Onun da belki bir ritme ihtiyacı var. Daha çok oynama ihtiyacı var. Ama şu an için o yüzden daha çok kesilebilir gözüküyor diğer oyunculara göre. Bir de son ama böyle bir şey yapıldığı takdirde de Angelinho daha gelir gelmez küstürürsen bir daha geri kazanmak çok zor olabilir. Zaten madem kariyer böyle bir düşüştü, buraya da geldiğinde yedek kalacaksa bir daha toparlayamazsın Angelinho'yu bence. O zaman ligde yerli bulamıyoruz Galatasaray için. Yani Angelinho'yu da kesemiyorsak. Yapacak bir şey yok. Vallahi Galatasaray teknik heyeti düşünecek. Ya Okan Buruk gerçekten o 3 tane yerli oyuncu oynatacağım diye kimi kesecek ve küstürmeyecek, çok acayip bir süreç bekliyor onu. Ndombele ile ilgili de aklımda şu var. Dün sosyal medyada tabii Fenerbahçeli hesaplar çok paylaştı. Ben iki tarafı da takip ediyorum sosyal medyada. Mesela Gökhan Dinç'in geçtiğimiz dönemden bir yayından kesiti paylaşılmış. Ndombele'den Galatasaray vazgeçti. Çünkü sakatlık raporu iyi gelmedi. Evet, sağlık raporu. Bir problemler var dendi. Ve Galatasaray dün Ndombele'yi alınca da hemen o video paylaşıldı. Acaba bir problem mi var gerçekten oyuncunun sakatlığıyla alakalı olarak? Tabii bunu da bilmemiz bizim mümkün değil ama Gökhan Dinç, Haluk Ürekli, Gökhan Dinç Beşiktaşlı olmasına rağmen kulüple Galatasaray'la araları bayağı iyi anladım kadarıyla. İçeriden böyle bir bilgi aldıklarını hani ben doğru kabul ediyorum açıkçası o dönemki paylaştığını. Bakalım bugün için dün takip edemedim. Sosyal medyada bir açıklaması düştü mü Gökhan Dinç'in ama o açıklamayı da merak ediyorum. Yani Galatasaray'da evet, ne değişti de da bekliyor. Ndombele'yi tekrar transfer gündemine aldı. Yoksa gerçekten ben panik mi yaptı? Ben de gece direkt onu gördüm. Direkt akşam o tweet'i gördüm ben de. Yoksa Galatasaray işte panik mi yaptı Vecino hamlesinden sonra? Sakat olduğunu bile bile Ndombele'ye mi gitti? Sanmıyorum ya. Ndombele bir panik hamlesi değil. Ndombele, ben de mesela Mourinho'nun Ndombele ile ilgili yaptığı bir açıklama, böyle 2-3 dakikalık bir açıklama videosu izledim. Diyor ki gününde olan bir Ndombele durdurulmaz bir isim diyor. Yani hücuma çıkışları, top saklaması, vizyonu, pası, harika bir oyuncu diyor. Ama onu hep şey tutmanız lazım diyor. Böyle istekli, hazır, küstürmeden, etmeden. Ve gerçekten onun da oynadığı dönemde, gerçi
İtalya'ya gittiği dönemde bir maçını bile izlemedim. Hatta Galatasaraylı olmayan bir hesapta gördüm. Napoli'nin bir takıma karşı oynadığı Milan maçıydı yanılmıyorsam. Karşılaşmada bir oyuncu Endombele'yi iki kere falan geçmiş. Endombele depar atıyor, yaklaşamıyor bile Milanlı oyuncuya. Ya bu adama mı bu kadar para verildi? Adam kamyon gibi falan diye. O hiç geçen senesini bilmiyorum ama ya Tottenham'da izlediğim dönemde Endombele hiç sırıtmayan, ya Premier Lig'in orta sahasında Tottenham gibi takımda oynuyorsan, sırıtmıyorsan söylenecek bir şey yok. Sakatlık konusunda da yani en nihayetinde Napoli'deki verilerine baktığımda bayağı oynamış. Napoli'de evet geçen sezon ana rotasyonun bir parçası olmamakla birlikte orada Lobotka, Anguissa ve Zielinski üçlüsü oynuyordu. Onların alternatifiydi Elif Elmas'la birlikte. Süre aldı bayağı, öyle bir sakatlık problemi ben de görmedim geçen sezon. Onu hissettirecek bir şey yok, evet. Olmadı. Bakalım onunla da ilgili Galatasaray cephesine artık bir açıklama gelir diye düşünüyorum. 7.33 saatlerimiz Galatasaray'ın transferleriyle başladık. Daha da devam edeceğiz çünkü işin bir de maliyet kısmı var. Ona girmeden de edemiyorum çünkü dün Galatasaray'la takip ettiğim hesaplarda da bu matematik bayağı konuşuldu. Takımdaki maaş dengesinin dengesizleştiği, aslında biraz yanlış tabir ettim belki ama bunu da Galatasaray'daki dengeleri de reklamdan sonra konuşacağız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Yedi 40 saatlerimiz Galatasaray'ın transferlerini konuştuk. İlk bölümde Davinson Sanchez ve Endombele transferleri dün itibariyle resmen açıklandı. Aslında özellikle Endombele son gün için gündemde yoktu. Vecino transferi yapılacaktı ama taraftar yangınıyla birlikte Endombele'de karar kılındı. Galatasaray çok kısa süre içerisinde bu transferi bitirmeyi başardı. Tabii oyunculara verilen yıllık ücretler bir hayli konuşuldu. Davinson Sanchez için 3.2 milyon euro garanti ücret. Yine Endombele için de ona yakın 3.1 küsür milyon euroluk bir yıllık ücret verilecek. Galatasaray'ın da maaş bütçesi bir hayli arttı bu hamlelerle birlikte. Zaten Icardi Zaha onu bayağı bir yükseltmişti. Icardi için Galatasaray kulübünden çıkacak para 6 milyon. Zaha için 4 küsür milyon. Şimdi bu iki oyuncuyla birlikte bayağı bir arttı ve takım içerisinde de bazı dengesizlikler göze çarpıyor. Bunu mesela konuşmak bazı Galatasaray taraftarların hoşuna gitmeyebilir, tahmin ediyorum. Ama Galatasaraylı insanlar da bunları konuşuyorlar. Yani Kerem, işte Abdülkerim, artık onların maaşı çok komik rakamlar kaldı. TL'nin işte euro ve döviz karşısında değer kaybetmesiyle birlikte. Şimdi bu bir sıkıntı yaratmaz mı Galatasaray'da, ki sadece yerli yabancı olarak bakmamak lazım. Nelson'la Davinson Sanchez arasında da benzer bir makas açıldı. Yani Nelson 1.23 küsur alıyor yanılmıyorsam. Davinson Sanchez 3.2 alıyor. Şimdi Torreira'nın yine mutsuz olduğu söylenmişti, hatırlarsın sezon başında. O yüzden hatta sakat olduğu, işte bazı problemleri olduğu söylenmişti. Hatta kırmızı kartı bile ona yoruldu falan. Aynen, ona yoruldu ki o 2.75 milyon euro alıyor. Bir de Vecino gelmedi. İşte vatandaşı gelmedi. Endombele geldi. Endombele de ondan fazla kazanıyor. Fazla kazanıyor. Aynen öyle. Tabii 500 bin euro ama yaklaşık işte 400 küsür neyse. Bunları Galatasaray nasıl yönetecek? Ama o ikisi arasındaki makas bence çok aman Allah bir makas değil. Yok yok değil. O zaten en büyük problem değil ama mesela Zaha'yı belki kendine şey görüyorsa makas fazla. Ya da işte Kerem, yerlilerle yabancılar arasındaki bu durum. Bu sadece bu arada Galatasaray'daki problem değil. Beşiktaş'ta da aynı problem var. Eminim Fenerbahçe'de de var ama Galatasaray bu kadar yıllık ücretleri fazla verdiği için tabii en çok göze batan bu konuda Galatasaray olduğu için konuşuyoruz. Galatasaray öyle bir transfer politikası içerisine girdi ki, yani biz senle düşün, yani işte Icardi alınıyor, Zaha konuşuluyor falan filan derken ne olacak bu harcama, battı balık yan gider diyorduk, daha üzerine kimler alındı? Ben baştan bir sayayım mı hızlı? Olur. Önümde liste açık. Icardi geldi Galatasaray'a. Ziyech geldi, Zaha geldi,
Tete geldi, Endombele geldi, Davinson Sanchez geldi, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan'ın bonservisi alındı, Angelinho alındı, Bakambu geldi, Halil Dervişoğlu geldi, Günay Güvenç geldi ve Ankara Spor'dan Sıraçan Naz. Tete'yi saydın mı? Saydım. Tamam, Tete de geldi. 13 oldu. Acayip bir transfer dönemi oldu. Yani toplamda da 29.3 milyonluk bonservis ödemesi taahhüt edildi Galatasaray tarafından. Valla Şampiyonlar Ligi kuralları çekilirken hani biz kendimiz hep diyorduk ya işte D gelsin, H gelsin falan filan, birbirleri bir şeyler diyordu yani. Gerçi ben hiç hayatımda seninle konuşmadık. En keyif almadığım kuralardı benim. Kura çekilmiyordu çünkü. Takımlar yerleştiriliyordu sadece. Onun bir keyfi hiç kalmamıştı bende ama bir iki tane sitede şey gördüm ya, hesapta Galatasaray çekildiğinde yabancı streaming canlı yayın yapan kişilerin aman sakın bize gelmesin, bize sakın gelmesin dedikleri videoları gördüm. Özellikle Manchester United'dan, onlar bayılıyor zaten Galatasaray'a. Aynen senin şimdiki saydığın gibi hepsi sayıyor. İşte Icardi'si var, zaten şeyleri çok iyi biliyorlar. Zaha ve Ziyech'i çok iyi biliyorlar. Gelmesin etmesin diye. Şimdi bu kadar para harcandı Mert, ben de bilmiyorum gerçekten bu işin sonu nereye varacak? Bu para çıkacak mı? Galatasaray Financial Fair Play'e takılacak mı? Gelir gelecek mi bu kadar? Sonuçta Galatasaray kombineden ve formadan TL kazanıyor ki forma en az para kazandığı şeylerden biri kalemler bir takımın. Nasıl bu iş çözülecek? Galatasaray yani çeyrek finali mi kalacak Şampiyonlar Ligi'nde? İkinci tura mı kalacak? Benim isteğim gene geçen hafta sen yoktun konuşmadık. İlk turda aslında ben Galatasaray 3. olup çıkacaksa Avrupa Ligi'nde çeyrek final yarı finale çıkmasını tercih ediyorum bir Galatasaray taraftarı olarak, ama maddi anlamda oyuncuları kendi içerisinde bir sorun yaşar mı? Savunma hattında yaşanabilir. Mesela Sacha Boey 480 bin euro, Dubois yedeği 1.8 milyon euro şu anda. Ücretler bunlar. Ya Dubois da çünkü geldiğinde şeyden geldi, Lyon'dan geldi ve sağ bek olarak geldi. Boey gidiyordu. Evet. Evet. Yani sonra takımda kaldı Sacha Boey ve Dubois'u kesti şu anda. Bu arada bir şey diyeceğim. Galatasaray'ın bir de ligde hak görülen yabancı sayısının da 3-4 tane oyuncu üzerinde. Onu da konuşalım. Şimdi 2 yabancı geldi dün itibariyle. Zaten 1 ya da 2 fazlaydı. Şu anda 3 ya da 4 oldu. Şu anda kadrosunda sözleşmeli 17 yabancısı var Galatasaray'ın bu 2 takviyeyle birlikte. Bu 17'nin biri Luyendama. Evet. Ona artık kimse zaten ya feshedilir düşünme. Ya evet, gider. Onu çıkaralım, 16. Tamam. Mitchell'ün ayrılışına kesin gözüyle bakılıyordu. Pendik Spor'a gidecekti, evet, ama hala resmileşmiş değil. O da gidecek dersek 15 kalıyor ve o artı bir kim olacak? Kimin sözleşmesi askıya alınacak? Orada da iki olağan şüpheli var. Genco abi, biri Dubois. Sonuçta hani hem yıllık ücreti çok fazla, hem Sacha Boey'nin yediği. Diğeri de Sergio Oliveira. O da işte son maçta denen o ki sakatlığı vardı, yoktu. Kimisi diyor ki takımdan ayrılacaktı, o yüzden gitti. Onu bilemeyeceğiz hiçbir zaman. Aynen öyle. Yani Oliveira mı gidecek, Dubois mı gidecek? Gitmese dahi işte sözleşmesi askıya alınacak. Bu iki isimden hangisini tercih etmek lazım? Herhalde en kolayı burada Dubois'ı gözden çıkarmak. Bence de Dubois olmalı. Yani şimdi madem Galatasaray hep şunu savunuyor, aldığı o kadar sağ açık, sol açık, üst üste aynı mevkide, işte kadro zenginliği çok önemli, oyuncuları sağlıklı, belli bir şeyin içerisinde, rekabet içerisinde seviyeleri yüksek tutmak çok önemli diyorlar. O zaman Sergio Oliveira'yı yollarsan orta sahada gene 3-4 tane, ki en üst düzeyde olmayacak şekilde 3-4 tane alternatifin olur. Ama Dubois hakikaten Sacha Boey'i ne zorluyor? Aldığı para da ortada. Tabii ki Sergio Oliveira'ya da her zaman bir alıcı bulursun ama Dubois'a hemen Fransa'da bence hemen bugün bile bulabilirdin eğer düşünseydin. Kapanmasaydı. Ondan önce tabii ki zor. Bir de orta sahada şimdi Galatasaray'da Berkan gitti. İşte Mitchell gidecek. Sayısı olarak da Galatasaray'da bir eksilme oldu ister istemez. Şu andaki mevcut kadroda Mitchell'ün gittiğini varsayarsak Torreira, Endombele,
Oliveira ve Kerem Demirbay var. Evet. Merkez orta sahada oynayabilecek ama bu saydığım 4 oyuncunun 3'ü 8 numara veya 10 numara karakterli oyuncular. Torreira gibi defansif bir orta sahada yok Galatasaray'ın. Bu da hani Şampiyonlar Ligi oynayacak, Lig Avrupa oynayacak bir takım için çok kötü bir planlama. Orada da eğer Torreira'ya bir şey olursa, ki geçen sezon çok sık oldu. Bazı hani özel hayatında da problemler yaşadı. Bu sezon yaşadığı problemler belki tempoyu kaldıramayacak. Torreira çünkü geçen sezon Avrupa'da yoktu Galatasaray, ama bu sezon hafta içi hafta sonu maç yapacak. Bütün yük zaten maçlarda Torreira'ya biniyor. Yıpranacak. Bir de rakipler arasında Bayern Münih ve Manchester gibi iki kulüp var. O maçlarda daha da yıpranacak. Tabii. Büyük ihtimalle. Ligde oynamak zorunda. Şimdi Galatasaray'ın o bölgeye de aslında özellikle lig için, artık Şampiyonlar Ligi için bir ihtimal kalmadı ama lig içinde bir alternatif isim transfer etmesi lazım gözüküyor. Yabancı evet. yapamayacağına göre evet. bunu yerli yapması gerekiyor. Yerli için de program girişinde söyledim. Berat Özdemir bir opsiyondu. Benim hiç aklıma gelmemişti. Suudi Arabistan'a gidince adamı da unuttuk. Milli takım oyuncusuydu aslında eskiden. Onu Trabzon aldı. İşte Salih Özcan'ı Dortmund bırakmıyor. Eline bir tek Okan Yokuşluk alıyor. Onu da ikna edebilir misin bu saatten sonra? Edemezsen genç oyuncularım var. Onları saymadım. Çünkü çok fazla süre alacaklarını düşünmüyorum ama Baran Aksaka. Torreira'nın şu anki yedeği gözüküyor. 2003 doğumlu, altyapıdayken de kaptanıydı. Takımın 10 numarayı yiyordu. Bir de orta sahada Hamza Akman var. O da zaten 8-10 arası bir oyuncu. Galatasaray'ın hani planlaması, özellikle 6 numarada Torreira'nın alternatifi bence şu an eksik. Mutlaka o bölgeye hani mutlaka diyorum da, tabii Galatasaray'ın şu andaki planlamasına bakarak mutlaka diyorum. Bana kalsa Baran Aksaka'yla da yedekleyebilirsin. Benim için hava hoş. Genç bir oyuncu, potansiyelli, beğeniyorum da Baran'ı. Ama Galatasaray böyle bir kadro kurmuşken hani Torreira'nın alternatifinin Baran Aksaka yapılması pek mantıklı değil. Burada diyebilirsiniz ki Kaan Ayhan bir alternatif olabilir. Evet, Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'ı büyük ihtimal söyleyecekler. Evet, çünkü evet. ben hani stoper gibi düşünülüyor ama orta sahada da bir alternatif olabilir mi? Olabilir ama Kaan'ın hani en iyi olduğu bölge değil. Yani orta saha. En iyi olduğu bölge stoper. İşte acil durum şeyi olacak. Olur ama hani bir maça Kaan Ayhan da başlayayım 6 numarada dediğin anda o başka. Yama olarak işte Torreira oldu 80'de çıksın Kaan girsin demek başka. O yüzden ona pek katılmıyorum. Hani Kaan Ayhan iyi bir alternatiftir Torreira'ya diyemiyorum ama herhalde bir transfer yapılmazsa o bölgeye sezon içerisinde Kaan Ayhan'ı öncelikli olarak görürüz. Olmadığı noktada da Baran Aksaka'da o bölge için bir alternatif olabilir. Yoksa hani Endombele Kerem yan yana oynasa çok ofansif kalıyor. Çok. Bir öyle savunma yönü güçlü bir müthiş güçlü bir ikili değil bu ikili. Bir de senle işte arada şeyi konuştuk. Endombele hep üçlü orta sahada oynadı. O zaman işte Torreira, Kerem, Endombele üçlüsü. Onu da sık sık görebiliriz. Evet. Galatasaray'da belki tabii o zaman da hani Mertens yedek kulübesine çekiliyor. Ziyech belki çekilecek. Ya bana Mertens orada. Biraz sanki bu takımda Galatasaraylar yani kızmasın, darılmasın, çok da iyi başladı sezonu ama sanki Mertens olmayacak gibi geliyor. Özellikle Ziyech sağlıklı ve iyi gelirse bana sanki orada forvet arkasında Ziyech olur. Kanatlarda da Tete ile Zaha olur gibi geliyor Avrupa'da en azından. Kerem'i zaten evet. koymak zorundayız. Ama Kerem de yani bir önceki maç çok eleştiri aldı. Topu kaptırdı, gol yemesine sebebiyet verdi Galatasaray falan ama son maç yine bir karakter koydu ortaya. Koydu. Kerem. Ama ben de Kerem'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Demirbay'la ilgili özellikle son Avrupa Kupası maçında bir şey dikkatimi çekti. Zaten ilk Galatasaray'ın kullandığı frikikte penaltı oldu ama o penaltı pozisyonunda bile Kerem duran topu o kadar güzel yere kesti ki, ya duran toplarda Molde maçında ben hayran kaldım Kerem'e. Ya duran toplarda inanılmaz bir tehlike yaratacaktır bence Kerem Galatasaray'da. Bunu hakikaten çok olacağına inanıyorum bu tehlike unsurunun. Kerem Aktürkoğlu'na gelecek olursak da evet son maçta bir karakter koydu ama son maçta da şöyle bir gerçekten bahsetmeliyiz. Yani bunu Kerem'i ben ilk oynadığı haftalarda eleştiren biri olarak hani ona bir bahane bulduğum için söylemiyorum bunu. Yani Gaziantep'te çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü Gaziantep. Yani Galatasaray için resmen bir antrenman maçı oldu.
Yani onu da şey yapmamak muhakkak, lazım. Muhakkak abi. Göz ardı etmemek lazım. Evet, pek hazır gözükmedi ama hani Kerem'de benim en çok hoşuma giden şey sinmemesi. Yani eleştirilerden... Ya sinmemesi önemli. Bir de bak şimdi kötü mötü diyoruz da şimdi Kerem'in potansiyeli o İspanyol teknik adam döneminde Kerem inanılmazdı ya. İnanılmazdı. O Barcelona Nou Camp'taki maçta, İstanbul'daki maçta ya harika oynadı. Bu oyuncunun potansiyeli belli ama sezona da çok kötü başladı. Bu da bir gerçek yani hani söylemeyecek miyiz ya da bir oyuncu bir sezona kötü başlayamaz mı? Başlar. Yazılır, çizilir. Bence de oyuncu bu arada güçlü olmak da zorunda yani. Hani İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da hiç mi kötü başlayan, kötü giden yani atıyorum Lyon'da Juninho hiç mi kötü serbest vuruş kullanmıyordu? Ya da Lille'de Abdülkadir Keita her maçta muhteşem mi oynuyordu? Odan Wingi her maç müthiş mi oynuyordu? Yok. Ama yani Kerem de tabii ki toparlayacaktır. Toparlamak da zorundadır bu arada. Yani çünkü sen şu anda Galatasaray'ın mevcut Türk kuralı, yabancı kuralı demeyeceğim ona, Türk kuralı içerisinde mutlaka yer alacak bir oyuncusun yani. Senin alternatifin yok. O alternatiflerden bahsediyorduk. Yani acaba yeni yapılanma içerisinde Muslera bile belki bazı maçlarda yedek kalabilir. Belki çok hani zayıf takımlara karşı Türkiye Ligi'nde belki Muslera bile o Türk kuralında işte güney oynasın, farklı bir yabancıyı yine ileride kullanalım diye denenebilir. Çünkü ben 3 tane Türk'ü Okan Hoca'nın nasıl monte edeceğini düşünmektense yabancıları nasıl küstürmeyecek Okan Hoca onu düşünüyorum. Bakalım 7.55 Genç abi bir araya gidelim. İlk saati geride bırakıyoruz yavaş yavaş. Galatasaray'ı konuştuk bu saate kadar. Yeni saatte birlikte de Beşiktaş'ı konuşmaya başlayalım. Beşiktaş'ta da çünkü dün transferde hareketli bir gün geride kaldı. İki transfer açıkladı. Taraftar pek mutlu değil transferlerden. Beşiktaş'ı da reklamdan sonra hamlelerini konuşacağız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, yeni saatteyiz. Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş dün Tayfur Bingöl ve Erik Bailey transferlerini resmen açıkladı. Tayfur Bingöl gün içerisinde açıklanan bir transferdi. Oyuncu da zaten geçen sezondan bu yana niyetini belli ediyordu. Yaz döneminde de Beşiktaş'ta oynamak istediği belliydi oyuncunun. Ve taraflar 1 milyon euroluk bonservis konusunda anlaştı. Diğer tarafta bir stoper takviyesi Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda yapılması planlanıyordu. Son lig karşılaşmasından sonra listede Nino ve Brezilyalı oyuncu, Erik Bailey ve David Luiz ismi gündemdeydi. Bu üç oyuncudan David Luiz daha zayıf halk olarak gözüküyordu ama ya Bailey olacak ya Nino olacak demişti. Beşiktaşlı muhabirler yönetimden aldıkları bilgilerle ve günün sonunda da olan Erik Bailey oldu. Manchester United oyuncusuydu. 2016'da 38 milyon euro ödenerek transfer edilmiş bir isimdi. O dönemki Villarreal'i hatırlayanlar ki 1,5 sene Villarreal'de forma giydi Erik Bailey. Tıpkı Davinson gibi çok kısa sürede kendini gösterip kapağı Premier Lig'e atmayı başarmıştı. Çok tabiri caizse canavar bir stoperdi. Bu anlamda Davinson'la Bailey'i benzetiyorum ama yıllar içinde o kadar fazla sakatlık yaşadı ki Bailey. Şimdi Transfermarkt sayfasına girdiğinizde sakatlık geçmişi kısmına baktığınızda Erik Bailey'nin maşallahı var. Özellikle 2019'daki diz sakatlığı, oradaki ameliyatı 169 gün sahalardan uzak kalmış. O dönem 37 maç kaçırmış ve ondan sonra da irili ufaklı birçok sakatlığı oluyor. En son da geçen sezon 21 Ekim 22 Aralık yani 2 ay kadar sahalardan uzak kalmış ki bu oyuncu öyle sürekli oynayan da bir oyuncu değil. Değil hani bu kadar evet. Sakatlanıyor ama değil. İlk 11 oyuncusu deseniz değil. Yani oynamadan neredeyse sakatlanan yani bir profil. Manchester'a stoper olarak geldi fakat şey olmadı. Yani tutunamadı Manchester'da stoper olarak. Sağ bekte birkaç kere denendi. Daha sonra Marsilya'ya kiralandı. Marsilya'da gittiği gibi çok ağır bir kırmızı kart gördü. 5-6 maç ceza aldı. Sonra da çok yani hiç düzenli ilk 11 oyuncusu olmadı. Böyle riskli bir oyuncu anlayacağınız. Bak ama oynadığında
Yani izlediğim Manchester maçlarında bir şey söyleyemem. Tamam, belki Manchester öyle bir zamanda geldi ki Manchester'a, çünkü ya yani Manchester zaten şu dönem bile hala biraz tartışılıyor da Sir Alex Ferguson döneminden sonraki her dönemi tartışıldı Manchester United'ın. Çünkü muazzam bir Sir Alex Ferguson kariyerine alıştı Manchester'lar. Şampiyonlar Ligi, treble'lar, şunlar bunlar, kupalar, her maçı kazanmalar. Yani ama David Moyes'le başlayan bir sürü teknik direktör değişikliği, bir sürü savunma, stoper değişikliği, orta saha değişikliği, yani kabul görmemiş, oturmamış oyunculardan biri oldu Bailey. Ama yani fil dişinde gayet iş yapar, ki fil dişi de yani yabana atılacak bir milli takım değildi. Yani Bailey tamam o 6. jenerasyona denk gelmedi belki, ama 6. jenerasyondan sonra en çok konuşulan Manchester'a gittiğinden dolayı, ki Manchester'da ilk gittiğinde oynadı, çok net oynadı, ama sonra çok büyük bir ihtimalle sakatlıklardan dolayı olacak ki yerini kaybetti. Düşün, onca yıl kaç transfer yapıldı Manchester'a, şu anda Martinez ve Varane ikilisi en kabul görmüş ikili olarak tartışılmaz yerini aldı oradaki stoperdeki mevkide. Bailey için Beşiktaş kulübü herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek. Oyuncu dün itibariyle kulübüyle sözleşmesini feshetti. Fakat tabii yıllık ücret olarak da muhabirlerden gelen bilgiler, benim okuduğum, hep 2,5 milyon euro Erik Bailey için ödenecek para. Bir tek Güler Akgün 3,5 milyon euro yazmış. Belki bir klavyede hata aldı. 3 ile 2 sonuçta yan yana, ama çünkü geneli hep 2,5 yazdı. Ben 2,5 olarak varsayıyorum. Bu kadar tabii riskli bir oyuncu için de fazla bir sözleşme. Yani Beşiktaş'ın ortalamasının çok üzerinde bir ücret alıyor Erik Bailey. Alacak. Ya, Mert, yani Türkiye'ye gelen oyuncuların bu kadar yüksek para isteme isteğini, arzusunu ya da neyse bizim ligimizin bu sunduğu, neden bu avantajı sunuyorsa, bunu bir şekilde belki biraz acı çekerek, belki biraz transfer yapmayarak azaltmamız lazım. Yani bir Sergio Ramos örneği var ki Galatasaray'dan 12 milyon euroya istiyor, 8 milyona burun kıvırıyor, Sevilla'ya 1 milyona gidiyor. Mesela Beşiktaş'ta bir bek vardı. Galiba Beşiktaş'ta 2,5 milyon euroya oynarken Werder Bremen'e gitti, yılda 200 bin euroya. Yani çok örnek var böyle. Çok böyle örnek var. Tamam, biz böyle futbolcu getiriyorduk, ama ya bazı futbolcuların da artık bu değerde ve özellikle olmadığını ya kabul etmeliyiz, almamalıyız, ya da bu fiyata geliyorsun, yoksa gelme kardeşim. Ya Bailey'nin çok mu istediği takım vardı sanki? Bailey isteyen çok mu takım vardı da Beşiktaş bu fiyatı verdi? Bence Bailey için zaten şu an. Bence Bailey için bu para çok büyük bir para. Çok büyük bir para. Yani Fransa'da kabul görmez. Bitti gitti. Zaten transfer dönemi bitti, o ayrı da. Premier Lig'deki durumu ortada. Fil dişine mi gidecek? Lesotho'ya mı gidecek? Nereye gidecek? Arabistan, bilmiyorum, gitseydi o zaman Arabistan'a gitseydi. Gitse giderdi. Bu kadar büyük bir paranın verilmesinin ben bu futbolcuya doğru olmadığını düşünüyorum. Diğer oyuncular için de geçerli bu tabii ki, ama burada da ne devreye giriyor Genco abi? Niye Beşiktaş ya da niye Galatasaray, niye Fenerbahçe? Ki bizde vergi de yok. Vergi bu arada kulüp veriyor. Evet. Vergiyi. Yani oyuncu vermiyor. Oyuncunun aldığı para trink para. Tabii trink para. Mesela aslında dün İsmail Şayan, Twitter'da takip ettiğim profillerden birisi, çok da beğeniyorum. Aslında öyle demek lazım. Hani oyuncunun yıllık maaşı, bir de kulübe vergisiyle birlikte yükü, parantez içinde. Yani Bailey'e 2,5 milyon euro, parantez içinde neyse işte 1 milyon da falan vergisi, toplam parası. Evet. Yani Beşiktaş mesela 2,5 kimine göre az da gelebilir, ama bir de vergiyle onu yazarsan gerçekten çok büyük bir maliyet. Ha burada kulüpler o vergiyi gerçekten veriyorlar mı? Günün sonunda devlet, hükümet bir kıyak geçiyor mu kulüplere? O olabilir, ama bence bunun parantez içinde de yazılması lazım. Çünkü %40 oranında da vergisi var. Bu oyuncuların tabii, yani 2,5 milyon euro %40'ı, basit bir matematik, 1 milyon euro, 3,5 milyon euro aslında Beşiktaş'ın kasasından çıkacak para Bailey için. Bunu da hesaba katarsak gerçekten çok büyük rakamlar, ama burada ne devreye giriyor? İşte taraftar baskısı. Şimdi Beşiktaş, Galatasaray bu kadar transfer yapmışken, şimdi stopere bir oyuncu alamadık dedirtmemek için mecbur Bailey'nin taleplerine
boyun eğiyor ya da X bir oyuncunun taleplerine boyun eğmek zorunda kalıyor. Bu baskı da Ndombele de belki daha ucuza gelecekken, şimdi Vecino yangını yapıldı. Galatasaray bir oyuncu almayacak mı Vecino olmadığı zaman? Alacak. Nasıl alacak? Tabii ki olması gerekenden daha yüksek bir parayı alacak. Çünkü son gün mecbur buna Galatasaray. Bu arada seninle konuşmuştuk. Yani Beşiktaş'ın iki stoper çok mu kötü yani? Yani bu Bailey'e çok mu gerek vardı? Valla beğenilmiyor Amartey. Ya Amartey nasıl beğenilmez ya? Valla burada Ali abi olsaydı da tartışsaydınız. Gerçi geçen hafta belki tartışmışsınızdır. Ya Amartey yani Leicester'ın direkt ilk 11 oyuncusuydu. Yani belki bir kötü dönem geçirmiş olabilir ama yani Amartey denen adam Leicester'da direkt ilk 11 oyuncusu ve direkt stoperiydi yani. Amartey'nin biraz Leicester'da tartışılmasının sebebi Ndidi'nin çok sakatlanmasından dolayı Ndidi'nin yerine de yani hem DC hem DMC, MC gibi orta sahada da oynama şeyi vardı. Orada belki biraz formunu kaybetmiş, düşmüş olabilir ama Amartey'nin ben Leicester'da DC oynadığı maçlarda hiç sırıttığını görmedim. İşte taraftarın beklentisi yüksek, daha yüksek bir profil istiyor. Gerçi Bailey o profil mi, o da değil. Ya o profili de bu sene nasıl yükseldi o profil anlamıyorum. Bak şimdi senle arada şeyi izledik. Mourinho'nun Ndombele ile ilgili söylediği bir basın toplantısında vermiş veriştirmiş. Yani bir çok iyi olduğu bir dönem de vardı Mourinho'nun Ndombele ile. Şimdi senle izledik. Diyor ki Ndombele bir maç var bir maç yok, bir maç var bir maç yok, ben çok sıkıldım diyor. İşte Burnley'e karşı harika oynuyor diyor, sonra 3 maç kayboluyor, büyük maçlarda yok diyor. Bu benim için çok büyük bir soru işareti diyor, ben bu oyuncuya nasıl güveneyim diyor. Şimdi hadi Galatasaraylar atsın Ndombele'yi istemiyoruz diye, atsınlar. Evet, onu görüp açabilirler. Koyan bu videoyu koysun atsın o zaman, ben istiyorsanız videoyu Genco Boran koyayım. Bakalım açabiliyorlar mı Ndombele ve Sunuyu açtıkları gibi, açabiliyorlar mı? Çünkü orada etiketi pahalı Ndombele'nin, 60 küsur milyon euro ödenmiş. Vecino'ya öyle bir para ödenmiş mi? Ödenmemiş. Biraz işler Türkiye'de algı üzerinden gittiği için Ndombele de bu anlamda Vecino'ya göre daha avantajlı. Beşiktaş'a geri dönersek dün şöyle ilginç bir poz sosyal medyaya düştü. Yani bir video kesti 4 saniyelik. Emre Koca da Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi. Yani şu anda en kritik ismi, bir kostüm partisinde görüntülendi. X bir kişi bir canlı yayın herhalde yapıyor ya da bir video paylaşıyor ve o esnada karşıdan Emre Koca da geçiyor. Transferin UEFA listesi anlamında son günü, kendisi bir kostümlü partide ve gece geç saatlerde de Erik Bailey transferi yapılıyor Beşiktaş tarafından. Gün içinde Tayfur Bingöl transferi yapılmış. O da haliyle onun sosyal medyaya düşmesi de taraftarı bir hayli sinirlendirmiş. Biraz talihsiz olmuş. Evet, talihsiz olmuş. Kendi tabii paylaşmıyor böyle bir şey ama evet. Oraya gitmesi de bunun ihtimali bile, hani ben bir yönetici olsam, bir de transferden sorumlu yönetici olsam, hadi normal bir yönetici, voleybol şubesine baksam problem değil ama transferden sorumlu yönetici olup öyle bir partiye gitmek ve bunun sosyal medyaya düşme ihtimali beni zaten o partiye götürtmez. Evet, kesinlikle. Evet, evet. Ama kendisi o riski alıp günün sonunda da bu eleştirilerle baş başa kalıyor. Gerçi bu haliyle bile dün o espri de yapılmış. Kostüm partisinde Erik Bailey'i alan belki partiye gitmese kimi getirecekti gibi espriler de yapılmış ama bu çok profesyonel gözükmüyor. Böyle sorumlu isimlerin, artık kulüplere mal olmuş isimlerin daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Bir de bu gerçekten çok kritik bir gün yani. Yani şu gün o gün olmamalıydı yani. Kesinlikle. Bu, ya bugün o gün değildi yani. O gideceğin yer bugün değildi yani. Aklıma da şu geldi. Bir senin gibi bir komple teorisi aslında. Sen program başında Vecino için bir teori üretmiştin. Burada da ben üreteyim. Ceyhun Kazancı ile yollar ayrılmıştı. Beşiktaş'ın futbol direktörü, transferden sorumlu, profesyoneli. Fakat sonrasında aslında perde arkasında bir anlamda görevine, bazı işlere devam ettiğini ifade etmişti Ceyhun Kazancı. Acaba bu transferi de Ceyhun Kazancı mı yaptı Emre Koca daha partideyken? Benim de aklıma o geldi. Çünkü hani partide olup orada yürütemezsin çünkü böyle bir işlemi yani. İlginç yani, nasıl yaptı? Ya işi bitirdi, siz halledin dedi. Hani evrak çoktan, işleri kaldı çok. Yani. Profesyonel yapacağı belki işler kaldı. Tabii dediğim gibi komplo teorisi ama ne olursa olsun bir yöneticinin böyle kritik bir günde o karede olmaması gerekiyordu. Beşiktaş'la ilgili bunu da paylaştık. Bir de az önce Galatasaray'da o hesabı yaptık, yabancı sayısı. Beşiktaş bu Erik Bailey transferle birlikte yanılmıyorsam tam 14 yabancı oldu. Artı bir de Zanitlinov oldu ki o da yabancı ama Türk pasaportu var. Oynayabileceği için
artı bir olarak sayıyorum. Toplamda 15 ismi var. Herhangi bir problem yok. Evet. Bu anlamda hani kim kadro dışı kalsın, lisansı dondurulsun. Beşiktaş bu anlamda nokta atışı hamleler yaptı. Oradaki sıkıntı ne? Onana da gidecek gibi gözüküyor. Ali en sonunda yolluyor Onana'yı. Valla gidebilir ama nereye gidecek bu saatten sonra? İhtimal hani gidebileceği yer çok fazla kalmadı. Sonuçta Fransa'dan gelmişti. Fransa'da kapandı sezon. Hani Rusya'ya belki o tarz bir ülkeye gidebilir ama hadi kalmasında problem yok. Sayı olarak tutuyor en azından. Oradaki problem ne? 14 yabancının 8'inin Afrikalı olması. Bailey ile birlikte bu sayı 8 oldu. Ve bu sene de Afrika Uluslar Kupası var. Bu oyuncuların hepsi gidecek diye bir şey yok. Ama önemli bir kısmının da gitme tehlikesi var. Ben oyuncuları tekrar sayayım, Afrikalı olanlar. Stoper'de Amartey ve Bailey zaten. Amartey Ganalı, Bailey fil dişi sahilli. Yine stoper, sol stoper Omar Colley Gambiyalı. Masuaku, o da Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşı. Etti mi? 4. Onana. Hep de savunmadan bahsettik şu ana kadar yani. Evet. Onana orta sahada Kamerunlu. 5 etti. Hadi onu sayma. Rashid Ghezzal Cezayirli, ki milli takıma herhalde bu form grafiğiyle zaten alınmaz. Beşiktaş'ta kalır. Orada bence büyük problem olmaz. Aboubakar Kamerunlu ve Jackson Muleka da yine Kongo Demokratik buradaki Cumhuriyeti. Buradaki 4 savunma ve Aboubakar çok büyük kriz yaratır. Bir de Pepe'den bahsediliyor. Evet, Pepe bilmiyorum, gelebilir tabii. Dün Ekip gazetesi yazdı gelecek diye ama Beşiktaş muhabirleri doğrulamadı bu transferin. O da fil dişiydi. Ya bu arada Pepe kaç yaşında ben? Ya 10 sene önce Arsenal'de hatırlıyorum Pepe'yi. Yok, o kadar değil ya. Olmadı mı o kadar? 10 sene değil ya. Vallahi eski evimde Pepe'nin Arsenal'de oynadığını hatırlıyorum. Ben taşınalı 7 yıl oldu. Yok yok, sen yanlış hatırlıyorsun. Öyle 2019'da mi transfer olmuş? Öyle mi? Evet. 80 milyon euro. O zaman bayağı yanlış hatırlıyorum ben. Şu anda da Pepe 28 yaşında. 1995 doğumlu ama tabii kariyeri ya, çok gereği. Bu arada çok ben şey yaptım. Aynen, Pepe ne yaptı son 3-4 sene? Arsenal'den sonrasını hiç bilmiyorum Pepe'nin. Ne yaptı? Arsenal'de şu an bu arada bonservisi hala ama Nice kiralık verilmiş geçen sezon. Sonra geri dönüyor Arsenal'a ama bu sezon Arsenal'da da herhangi bir maç kadrosuna alınmamış. Yani oynadığı dönemde Arsenal'de çok muazzamdı, çok iyiydi ama sonra gerçekten ya ben futbol falan bıraktı diye düşünüyordum. Yani düşünsem öyle düşünürdüm. Düşünmüyordum bile, o kadar uzan Pepe yani. Onun da şimdi sakatlık geçmişine bakıyorum. Geçen sezon iki diz sakatlığı yaşamış, iki farklı dönemde. Ve aynı diz mi? Bilmiyorum, hani transferlarda o detay yatmıyor sadece. Ama ilk sakatlıkta 46 gün, ikinci sakatlıkta 50 gün sahalardan uzak kalmış oyuncu. Performans da zaten yıllar içinde geriye gitmişti ama çok potansiyelli. Ben Lille dönemini çok net hatırlıyorum, izlemiştim. Hayran evet, kaldığım evet, oyunculardan evet, biriydi. Evet. Bir de solak olması benim için ayrı bir hayranlık sebebi oyuncular için. Ama o Pepe yok tabii şu anda. Bakalım Beşiktaş onu transfer edecek mi? Şimdi bir araya gidelim. 8-18 yaptık saatleri. Aradan sonra da telefon hattını sizlere açalım. 0212-363-0434. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. 8.22 saatlerimiz, dinleyicimiz var hattımızda, onunla devam edelim. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Mert Bey, iyi yayınlar. Sağ olun. Şu an yayında kimler var çok dinleyemediğim için tam hakim değilim. Genco Boran'la birlikteyiz bugün. İyi yayınlar o zaman hepinize. Teşekkürler. Ya ben Kayseri'den arıyorum, ismim Mehmet. Bu transfer dönemini yani takip ediyoruz tabii bir futbol takipçisi olarak ama gerçekten bir vatandaş olarak da üzülüyorum yani bu futbola harcanan parayı görünce, bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? 10 milyon eurolar, 15 milyon euroları görünce içim acıyor yani, ülkenin içinde bulunduğu asgari üretiminin durumunu görünce. Sonuçta bir oyun diyor, tam endüstriye dönüştü ama özellikle yabancılara verilen paraya içim acıyor. Yani bir zamanda Fatih Terim'in söylediği bir söz vardı. Çalışarak değil, değişerek gelişmek diye, biz hep o yolu seçiyoruz herhalde. Yani çalışarak gelişmek bizim huyumuzda herhalde hiç yok. Hı hı. Keşke çalışarak kendi öz kaynaklarımızla ya da alıp daha sonrasında aset olarak kullanabileceğimiz oyunculara harcasak bu paraları. Hı hı. Ama bakıyorum gelenleri, hani alıp satabileceğin çok fazla oyuncu göremiyorum. O yüzden çok üzülüyorum yani harcanan paralara. Hı hı. Bir de şehrimin takımından bahsetmek istiyorum, Kayseri Spor'dan. Orada da hiç transfer yok, mutlusunuzdur o konuda.
Yani şöyle, mutlusunuz derken mutlu olduğumuz nokta mecburiyetten en azından bizim takımımız çalışarak gelişiyor. Aynen. O kısmından mutluyum. Çünkü örneğin bir örnek verecek olursak, bizde geçen sene Onur Bulut vardı. Onur Bulut sağ bekti yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Ve çok iyi verim alıyordu. Çağdaş Hoca Onur Bulut gitti. İkinci bir sağ bekimiz yoktu, ancak orada forvet oyuncusu olan Gökhan Saldağ'ı öyle bir kullandı ki, yani bir takımın kendi içinden çalışarak neler yapabileceğini gösterdi. Keşke işte bu yolu seçsek diyorum futbolda. Yani hem maliyet olarak hem oyun olarak daha güzel oluyor. Ama inşallah transferimiz de açılır ve kadromuz en azından optimal seviyeye gelir diye de umut ediyorum. Hı hı. İyi yayınlar. Sağ çok olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sondan başlayayım ben. Kayseri Spor tabi henüz transfer tahtasını açamadı. Bu transfer döneminde de herhangi bir takviye yapamadı haliyle ve birçok oyuncusunu da kaybetti süreç içerisinde. Şimdi Mensah gitti takımın önemli parçalarından biri. Emrah Başsan Sivasspor'a gitti. Gavronovic ayrıldı. İlhan Parlak ayrıldı. Cenk Gönen ayrıldı. Ki Gavronovic ve İlhan Parlak da takımın hücum oyuncuları. Takımda şu anda hani santrfor olarak hani oynatabileceğiniz tabii Mehmet Yam gözüküyor ki maçlarda da çok takip etmedim bu sezon ama Tiam, Gökhan Sazdağ ikilisi oynuyor. Mecburi tabii takım içinden çözüm üretmeye çalışıyor Çağdaş Atan ve bunu da çok iyi başardı. Kayseri Spor bu sezon 4 maçta henüz mağlubiyet almadı. 3 beraberlik, ki biri Galatasaray beraberliği ligin ilk haftasında, bir de galibiyet aldı. O da Samsun Spor karşısında. Diğer 2 maç İstanbul Spor ve Antalya Spor maçları da 1-1 eşitlikle sona erdi. Şu anda en zor şartlarda Süper Lig'de mücadele eden takımlardan biri Kayseri Spor. Yani ilk 11 bulmakta, çıkarmakta zorlanıyor. Bir de bu işin yedek kulübesi var. Oyuna sonradan giren oyuncuları var. Şimdi oyuna girenlere baktığımda benim öyle tanıdığım çok az isim var Kayseri Spor'da. Yani bu takım nasıl Süper Lig'de kalacak? Kalırsa gerçekten bu transfer tahtasının kapalı olduğu yerde çok büyük bir başarı olur Çağdaş Atan ve Kayseri Spor adına. Bu da bir anlamda evet iyi bir şey. Benim de hoşuma gidiyor. Sonuçta hani transfer tahtası kapalı diye dünyanın sonu değil. Hayat devam ediyor. Mücadele ediyorsunuz. Eldekilerden en iyisini çıkarmaya çalışıyor Çağdaş Atan. Dediğim gibi bu da benim çok hoşuma gidiyor. Diğer tarafta ilk söylediği dinleyicimizin ilk bahsettiği konu kulüplerin harcadığı paralar, içim acıyor ifadesini kullandı yanılmıyorsam. Evet. Öyle. Yani o konuyu sürekli ben gündeme getirmek istemiyorum. Benim bu harcamalar konusundaki görüşlerim çok net. Ben de üzülüyorum ama benim üzülmem hiçbir şey değiştirmiyor bu ülkede. Yani kimsenin, dinleyicimizin üzülmesi de değiştirmiyor. Bizim üzülmemiz de olmuyor. O yüzden bu durumu kabul edeceğiz. Bu sene ama gerçekten biraz abartı oldu. Suudi Arabistan yani. Gibi olduk. Yani. Gerçekten bu sene Suudi Arabistan akımına uyduk biz de. Onlar gibi davranıyoruz. Yani ben benzetiyorum. Bizde de sanki hani hükümet böyle bir fon oluşturdu. Alın bu parayı, transferleri yapın dedi gibi oldu. Yani öyle olmasa dahi, yani bende hissettirdiği bu, Suudi Arabistan gibi dememin sebebi o. Kantar'ın topuzu kaçtı çok net şekilde. Bunun acılarını tabii hemen yaşamayacak kulüplerimiz. Çünkü hani Fenerbahçe, Galatasaray bu kadar harcama yaptı. Biri şampiyon olacak günün sonunda. Biri Şampiyonlar Ligi'ne büyük ihtimal gidecek. O yüzden sonrasını nasıl karşılayacaklar. Nasıl kompanse edecek? Evet. Onu artık zaman gösterecek. Onu da o zaman düşüneceğiz. İşler kötüye giderse de kendi adıma bir problem yok. Ben açıkçası bu kulüplerin günün sonunda batacağını düşünenlerdenim. Öyle veya böyle. 2 sene sonra mı olur? Zaten 10 sene sonra mı olur? Hep bilmiyorum. Şey sayesinde, destek sayesinde. Evet. Mevcut hükümet. Hükümet destek hükümet sayesinde. Değilse dahi ben durumun değişeceğini de düşünmüyorum bu arada. Tabii yani. Bu bir, çünkü bu tarz kulüpleri ayakta tutmaya çalışacaklar elbette sonuçta. Bunu da anlayabiliyorum. Tutulması da lazım ama işte bu şartlarda değil. Yani bu kadar harcama yapıyorsan da batıyorsa da batsın, o kadar da değil. Yani ben Galatasaray, Fenerbahçe'yi yaşatacağım diye de onların sürekli vergilerini affedemem. Bu bana haksızlık. Yani vatandaş olarak bana bir haksızlık. Ben niye bunu kabul edeyim ki? Benim vergimi affediyorlar mı? Aynen. Benim borçlarımı ya da dava konuları olduğunda hoşgörüyle yaklaşıyorlar mı? Hayır. Ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon olduğunda yıllardır başka bir muamele var. Bu sadece tabii spor kulüpleri de değil. Hani bizim işimiz spor olduğu için spor üzerinden konuşuyoruz. Yoksa diğer şirketlerde de durum çok farklı değil. Değil hiç. O başka bir konu. Ona hiç girmiyorum bile. Bu bence bir adaletsizlik. O yüzden batıyorsa da kulüpler, dediğim gibi bu kadar para harcayıp
bunu döndüremiyorlarsa da 100 yıllık kulüp diye batmayacak diye bir şey yok. Kötü yönetiyorsan ne kulüpler gitti. Yani bu kulüpler de öyle bir durumda. Gitsinler, dediğim gibi kusura bakmasın. Yani burada acı gerçek benim için, böyle hayat çünkü acımasız. Yapacak bir şey yok. Yani bunu göze alıyorsanız sonuçlarına da katlanmak durumundasınız diye düşünüyorum. Evet, 8.28 birkaç mesaj okuyalım. Öyle de reklam arasına gideyim. Abdülsamet Mallıoğlu, iyi düşünelim, inşallah ikisi de olamaz şampiyon demiş. Bir Beşiktaş taraftarı kendisi. O da tabii bu yapılan harcamaların takım içerisinde problem yaratabileceğini düşünen dinleyicilerimizden birisi. Birkaç mesaj önce bunu paylaşmıştı. Ki olabilir. Bunlar ihtimaller dahilinde Beşiktaş aradan sıyrılabilir. Şu anda kadro kalitesi olarak geride gözüküyor çok net şekilde ama futbol kadron çok kaliteli diye illa şampiyon olduğun ya da ilk ikiye girdiğin bir oyun değil. Bu yüzden güzel. Sürprizler olabildiği için güzel. Bunun en büyük örneği de Leicester. Leicester City. Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la yaşadığı şampiyonluk da bence iyi örneklerden bir tanesi. Çok güçlü bir, yani Fenerbahçe ve Galatasaray'dan güçlü bir kadrosu yokken kısıtlı imkanlarla başarı gelmişti. Beşiktaş yine aynısını yapabilir. Burada Şenol Güneş faktörü gerçekten çok önemli. Şu an 3 takıma baktığımızda, 3 büyüklere, Şenol Güneş deneyimiyle, yaptıklarıyla tabii ki Okan Buruk'un ve İsmail Kartal'ın önünde yer alıyor bu anlamda. Kesinlikle. Zaten şeyi de okudum. Transfer değil tabii Şenol Güneş ama hani bizim en iyi transferimiz Şenol Güneş diyor taraftar. Hani ne Rebic, evet, ne Chamberlain, ne Raşitsa, ne X, ne Y, ne Z Beşiktaş'ta. Şu anda Beşiktaşlı taraftarlara en çok güven veren isim Şenol Güneş. Hani Galatasaray'da nasıl Icardi ise, Fenerbahçe'de nasıl ki Tadic ise, Dzeko ise, Beşiktaş'ta da bu isim Şenol Güneş. Aboubakar da tabii ki önemli ama Şenol Güneş o düzeni oluşturan isim olduğu için çok güveniliyor. Bakalım. Bu arada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı astronomik transfer harcamasından dolayı bir şey yapmadı gözüküyor. Halbuki mevcut ekonomik sistemde Beşiktaş yapılması gerekeni yaptı bence. Ki onlar da çok, o bile fazla. Fazla. Hatta şu an 15 milyon euro bonservis harcaması yaptı ve bonservis geliri 2,5 milyon euro sadece Beşiktaş'ın. Yani 12,5 milyon euro eksiyle transferi şimdilik kapatmış gözüküyor Beşiktaş, ki maaş yükünü saymıyorum bile. Bu sadece bonservis hesabı. O bile fazla ama diğer rakiplerin yanında az gözüküyor. Bir başka dinleyicimiz Ender, o da şöyle bir bakış açısı getirmiş, bir Fenerbahçe taraftarı. İnatla Fenerbahçe ve Galatasaray'ı aynı yorumlamanızı anlamıyorum. Fenerbahçe yaklaşık 55-60 milyon euroya oyuncu sattı ve bu yüzden yaptığı transferlerle harcama yaptı. Galatasaray oyuncu satmadan bu paraları harcadı. 60-70 demiş ama 60-70 herhalde yıllık ücretleri de içine katıyor. Sizin eleştirmeniz gereken yeri doğru seçmenizi öneriyorum. Saygılar demiş. Tabii aynı şartlar olmadığının farkındayım ama Galatasaray'ın da Fenerbahçe'ye göre avantajı, onu da es geçmemek lazım, Şampiyonlar Ligi geliri. Evet, orada da Fenerbahçe'ye göre. O zaman şu anda Galatasaray 28-29 milyon euro para kazandı şu anda. Sırf ayak bastı parası. Aynen, ya da kazanacak. Hali hazırda kasaya yani girmese bile o para gelecek bir şekilde Galatasaray'a. O yüzden. Evet, Fenerbahçe'de transferlerden demin televizyonda gördüm, 54 milyon mu bonservis geliri var. Öyle bir gelir var. Peki orada da şunu sorayım. Enrique'si, Arda'sı, olsa busu. Tabii çok gelir elde etti Fenerbahçe. Belki daha etmeye de devam edecek. Birkaç satış daha olabilir. Mesela ona da geleceğiz. Fenerbahçe ile ilgili bir dinleyicimiz konuşursa Fenerbahçe'deki planlamayı da konuşmak istiyorum. Biz gelirden bahsetmiyoruz, giderden bahsediyoruz. Çok para harcandı. 2 kere 2, 4. Ya bu kadar satsan da çok harcandı. Evet, yani kesinlikle. Fenerbahçe de çok harcadı mevcut şartlarda. Bir de Bankalar Birliği Anlaşması şunu öngörüyordu. Gelirinin yarısı oraya gidecekti. Şimdi Fenerbahçe bu kadar satış yaptı. Gelirlerin yarısı gerçekten oraya gitti mi? Gittiyse hani bu para da tamamı kulübün kasasına girmemiş olacak. Evet. Yarısı da Bankalar Birliği'ne gitmiş olacak. O da ayrı bir hesaplama konusu. 8.32'ye bir araya gidelim. Bir son dakika gelişmemiz yok herhalde. Bir yandan da çünkü Twitter'a bakıyorum. Her an gelişme olabiliyor, sabah olsa da. Araya gidelim. Aradan sonra yine telefon hattımız sizlere açık. 0212 363 04 34. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. İddia. 8.42 saatlerimiz, dinleyicimiz var. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın,
İzmir'den arıyorum. İsmim Hakan. Hı hı, buyurun Hakan Bey. Şimdi Fenerbahçe kadro yapılanmasından bahsetmiştiniz. Hı hı. Kendi görüşlerimi ben bütün maçlarını seyrettim Fenerbahçe'nin. Türk oyuncular açısından en şanslı kulüp olarak görünse de bence biraz sorun. Çünkü şu anda perdeden başka yabancı oyuncuları kesecek bu form durumlarıyla Türk oyuncu olduğunu düşünmüyorum takımda. Hı hı. İrfan Can zorluyor sağ tarafta. Orada da Kent oynayamıyor bu sefer. Yani yabancı maçlarda Fenerbahçe çok daha rahat çıkacağını düşünüyorum kadro içerisinde. Çünkü sağ kanatta Osayi'nin yükselen form grafiği var. İsmail Kartal'la beraber. Stoper göbekleri Fenerbahçe'nin en iyi yeri şu anda. Tabii yedeklerini saymazsak onların. Ondan sonra işte Türk stoper yedekler aynı Ciku ve Kral gibi performans verirse vermezse en iyi yeri değil ama şu anda en iyisi göbek yabancılı. Bunları söylemek istemiştim. Peki. Daha sonra da bu transfer. Şimdi bu Galatasaray meselesi. Ben şimdi koça üzülüyorum açıkçası. Ali Koç yani nerede kaldı bu fair play? Federasyonun kuralları. Yıllardan beri konuştuk. Ben yıllardan beri bunları dinliyoruz. Şeyde. Yani bunu boşu boşuna o zaman koç bizim koçluğunu kullanamaz. Transferlerde. Hatırlarsınız Siseler geldi. Samatalar böyle garip garip. 6 tane adam sayıyorduk. Bir tane Ceko etmez. Hadiç etmez. Öyle adamları almak zorunda kaldılar. Şimdi nereden nereye geldik? Bunları yani birilerine, siz de gazetecisiniz aslında değil mi? Yani onlara da araştırılması lazım. Korkmadan bunların üstüne gidilmesi lazım. Bu kadar şey nasıl açıldı, nasıl ödenecek? Yani gizleniyor mu paralar? Açıktan para mı veriliyor? Vergiden mi kaçırılıyor? O taraftan dediğiniz gibi Beşiktaş Başkanı belki de bir itirafta bulunuyor. Şey, usulsüzlük itirafında diye bunların üstüne gidiliyor. Yani bir de bizim sonra KDV'den, bizim ceplerimizden gidiyor bütün paralar. Size ben katılıyorum. Batarsa batsın kulüpler. 3-5 tane şey fanatiğin yüzünden yani bütün ülkenin paraları gidiyor böyle bir şey. Ben biraz sinirlendim. Kusura bakmayın. Size bırakıyorum yani. Sağ olun. Kendi sağ olun. Lütfen bizler bunun üstüne gitsin ya. Sizden bahsedecek. Kim yapacak o zaman? Biz benzine para veriyoruz. Vergi. Atilla Türker yapıyor. Vergi. Yani nasıl olacak bunlar ya? Açık açık kimse demiyor. Nerede kardeşim yani? Geçen sene benim ta Icardi mesela aklıma geldi. 750 bin dolara Icardi kiralamış. Galatasaray. Öyle olacak. İş mi Allah aşkına ya? Yani bunları biraz üstüne kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, Radyo Spor programcısı ve Ajan Spor yazarı Atilla abi bununla ilgili ne yakalarsa yazıyor. Hiç çekinmeden yazıyor. Çok şey vardır. Bugün de yazdı. Yazısı vardır. Bugün de hatta bir tane yazısı var. Ve bununla ilgili çok ödülü de var kendisinin. Bugün de meraklısı ve ajanspor.com'a girip Atilla abinin yeni haberini de görebilir. Bu Taylan Antalyalı'nın 4 sezon önce Erzurumspor'dan Galatasaray transferi sırasında yaşanan bazı gelişmeleri atraksiyonları. Onları zaten daha önce haberleştirmişti. Şimdi bir de tanık ifadesi ortaya çıktı. Onu da haberleştirdi Atilla abi, Atilla Türker. Ajans Spor'da dediğim gibi uzun uzadıya bu haberi okuyabilirsiniz. Haberi de tavsiye ediyorum. Atilla abi kendi hesabından da Twitter'dan paylaştı. Ajans Spor'dan da yine bu haberi görebilirsiniz. Tabii ki bunlar araştırılmalı, ortaya çıkarılmalı. Bu arada ben hemen bana gelen tweetlerden bazılarına böyle bir sesli bir hemen bir yanıt vermek istedim. Bir, Mourinho'nun Ndombele ile ilgili söylediği sözler nerede? Hani sanki öyle sözler yok da ben uydurmuşum, transferi küçümsüyormuşum gibi, öyle bir şey yok. Koydum. Bakmak isteyen hakikaten baksın. Genco Boran, iki tane ne var sonunda orada. O videoyu koydum. Mourinho'nun Ndombele ile ilgili söyledikleri bir var bir yok, bir var bir yok. Ben niye böyle bir şey uydurayım ki Mert? Ben yani şey miyim, menajer miyim? Benim istediğim oyuncu alınmadı diye mi kızacağım? Ben niye böyle bir şey yapayım? Yani bunu düşünmek bile çok inanılmaz. Bir de
Costa Dino Türkiye Ligi'nde oynamadı diyorsun, nasıl sallıyorsun diyor. O kişi zaten beni buraya geldiğim iki aydır sabah ve öğlen programlarında hafta içi beni bir türlü sevemedi. Sürekli eleştiriyor. Ben Costa Dino Türkiye Ligi'nde oynamadı demedim. Türkiye yabancı kuralından dolayı Avrupa maçlarında oynayıp Türkiye Ligi maçlarında tercih edilmedi dedim. İşte bazen de iyi niyetli olmak lazım, kötü niyet. Daha doğrusu kötü niyetli olmamak lazım. İyi niyetliyi geçtim. İyi niyet kimse kimseye göstermek zorunda değil de kötü niyetli olmamak lazım. Fenerbahçe'den devam edeyim ben de. Dinleyicimiz Fenerbahçe'deki yerlilerle ilgili bir sıkıntı olabileceğinden de bahsetti. Şu an Ferdi harici garanti ilk 11 gözüken bir isim yok dedi ama orada sağ kanadı mecburen Fenerbahçe'nin yerli olacak. Yani Cengiz Ünder orada bir numara gözüküyor. Kağıt üzerinde evet. Şu an değil. Evet. Şu an İrfan Can Kahveci daha önde. Cengiz olmazsa İrfan Can zaten orada ön plana çıkacak. Bu belli yani. Kent beğenilse de özellikle ligde forma şansı bulamayacak ki zaten son maçta da yerini King'e kaptırdı. Morelos olmadı galiba değil mi? Olmadı Morelos. Döndü Batshuayi takımda kalınca. Morelos da Santos'a imza atmış. Dün o transfer de yapıldı. Bir de İsmail Yüksek yerine bir yabancı 6 numara tabii beklentisi var Fenerbahçe cephesinde. Jorginho listedeki isimlerden birisiydi ama dün menajeri de oyuncunun Arsenal'da kalacağını paylaştı. Fenerbahçe orada daha isimsiz gözüken bir oyuncuyla ilgileniyor. Onu da söyleyeyim. Birkaç gündür ben de okuyorum. Fabricio Diaz. Bu isim de Uruguaylı. Tıpkı Vecino gibi. 2003 doğumlu. Liverpool takımında oynuyor. Uruguay'daki Liverpool FC'de forma şansı bulmuş. Bir an dedim nasıl haberim olmaz. İşte başka bir Liverpool. Liverpool evet, Montevideo. Yok, var. Uruguay'da da bir Liverpool var. O takımda oynuyor. U20 Dünya Kupası'nda mücadele etmiş, çok beğenilmiş bir oyuncu. Hatta Ağustos ayında Brighton, ki bence şu anda transferde dünyadaki bir numaralı kulüp transfer iyi, ve ondan iyi performans alma konusunda evet, hani kombine şekilde söyleyebiliriz. Premier Lig rekoru Brighton gibi bir kulüpte mesela en pahalı satılan oyuncu rekoru evet, Brighton'da. Caicedo ki daha birçok oyuncuyu da satabilme potansiyelleri var Mitoma olmak üzere. Evan Ferguson yeni 2004 doğumlu santrforları, o da belki Harry Kane kadar para edecek. Acayip bir... Bu Estupinian'ın bölgesinde oynayan birini de yine çok yüksek bir paraya geçen sene sattılar. Gittiler inanılmaz düşük ücrete Estupinian'ı aldılar. Yani, adam hiç aratmıyor bile yani. Aynen. Acayip bir takım transfer konusunda çok iyi isimler buluyorlar. Brighton Enzizo gitti. Vardı. Bedavaya Davut'u aldılar. Mahmut Davut'u aldılar. Evet. Ki kaç paraya sattılar McAllister'ı. Evet. Onunla gitmesine rağmen şu an yine iyi bir kadro kurdular. Newcastle'a 3 attılar. Aynen. Olsun. O maçı izledim biraz. İşte Brighton bu dediğim Fabricio Diaz'la ilgilenmiş. Hatta 7-8 milyon euroya transferi bitirecekken başka bir oyuncuyu sonra tercih edip transfer gerçekleşmemiş. Yani aslında Brighton'ın onay verdiği bir isim bence transferde bakılması gereken bir isimdir. Tabii ki oyuncuyu bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla sosyal medyadaki birkaç analize baktım. Gayet potansiyelli olduğu söyleniyor ama öyle hani Jorginho gibi işte Guido Rodriguez gibi Betis'in Arjantinlisi ya da Thomas Partey gibi bir yıldız değil tabii ki. Daha çok satılabilecek bir oyuncu ama yine de performans da verecek. Partey isteyenler varsa, yani neden gelmediği üzülenler varsa, sakatlanmış, en az 2,5 ay oynamayacağı açıklanmış partinin. Evet, o da bir talih mi artık, talihsizlik mi takım için, herhalde talih olabilir. Evet. Hani gelip sakatlanabilirdi belki. En azından gelmeden o sakatlığı yaşadı oyuncu. Şimdi daha dediğim gibi isimsiz bir oyuncuya gidiyor Fenerbahçe. Tabii bonservis için Brighton'ın 7-8 vereceği konuşulan yerde Fenerbahçe'nin de aşağı yukarı bu paraları ödemesi muhtemel. Ya bu arada şimdi bak, bu sene gerçekten hani bu ilk bizim ligimizde bir çilek dönemi oldu. Yani hakikaten herkes dünya yıldızı aldı. Galatasaray aynı anda Snyder'ı aldı. Ondan sonra Drogba geldi, Ebu'ya geldi. İşte Fenerbahçe öyle, Beşiktaş öyle. Şu anda öyle bir dönem yaşıyoruz. Yani en yaşanmaması gereken ekonomik durumda öyle bir dönem yaşıyoruz. Ama sırf böyle çok iyi bilinen Ndombele'ydi, Davinson Sanchez'ti, Tadic'ti, Aboubakar'dı, Icardi'ydi. Bu isimler var diye no name isimleri burun kıvırmamalıyız. Yani böyle bir lüksü zaten Türk futbolunun yok. Türk ekonomisinin de yok. Ve no name isimlerden de illa balon çıkacak, patlayacak diye bir beklenti içine girip de şeyde olmamak lazım. Yani bu ülkeye mesela bir Anelka geldi.
Anelka'nın bonusu diye Ribery geldi. Biliyorsunuz o dönem çok meşhur bir reklamdı. Nasıl bir adam çıktı Ribery? Yani işte dünkü verdiğim örnek Capone mesela. Twitter olsaydı asla alınmayacak bir adam da çok büyük bir ihtimalle. Yani şimdi aklıma gelmiyor ama yani bilinmeyen isimlere böyle burun kıvırmayın. Marka geldi Galatasaray küme düşme altındaki aynen. Takımdan satıldı. Dolayısıyla düşün yani Lucescu'nun döneminde ikinci yani senesinde ilk senesinde değil de ilk sene o Süper Kupa aldığı kadro çok iyiydi. Demek ki Radonjić'e gelmesin hashtag'i açılacaktı. Sebastian Perez'e gelmesin hashtag'i açılacaktı. Florkin'e gelmesin hashtag'i açılacaktı ama bu acayip adamlar çıktı bunlar. Yani bu böyle bir bilinen müthiş oyuncuların isim furyasına kapılıp da no-name'leri burun kıvırmayı bence bırakalım taraftar olarak diyorum. Evet, buna da ihtiyacı var kulüplerin. Kesinlikle. Böyle satışlara, oyuncuları. Kesinlikle. Her yani bütün takımı yıldızlardan kuramazsınız, böyle bir dünya yok, kurmamalısınız. Ya Los Angeles Galaxy olsa Galatasaray kursun. Kulübün sahibi Magic Johnson, o ekonomi harika, hiçbir sıkıntı yok. O zaman tamam ama böyle bir şey yok Türkiye Ligi'nde. Ne Türk ekonomisinde var? Yani Mert sana da katılıyorum, dinleyicimize de katılıyorum. Giden her para bizim cebimizden giden para. Yani bu ülke yastık altındaki dolarları bozun falan diyen bir ekonomik dönem yaşayan bir ülke. Biz ama fütursuzca 10 milyonlarca totalde kulüplerimizin 100 milyon euro belki total yurt dışına euro çıktı biz o kadar para tutalım edelim derken yani. Aynen öyle. O yüzden o dengeyi de iyi sağlamak lazım. Fenerbahçe'de hani laf herhalde oradan geldi. Evet, isimsiz evet, ama evet. Potansiyelli gözüken bir oyuncu transfer edebilir. Taraftar tabii burun kıvırır mı? Bunu nasıl yönettiğinize de alakalı bence bu transferle. Mesela Galatasaray bunu iyi yönetemedi transfer sürecini. Çünkü beklenti hep çok 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 yükseltti. Ve taraftar da başka isimlere burun kıvırdı. Şu an hani öyle potansiyel isimsiz bir isim gelse orta sahaya çok çok mutsuz olacaklardı. Ama Fenerbahçe'de sanki biraz daha bu anlamda iyi bir yönetim sergilendi diye düşünüyorum. Çünkü yapılabilecek, onlar da her şeyi yaptı. Hani kaleye yabancı biri geldi. Altay gitti. Dzeko geldi. Tadic geldi. İşte stopere Beka Omlis'e geldi. Vesaire. Hani bütün şeyleri yaptı Fenerbahçe. Bir tek 6 numarada o hakkını da, o jokerini de kullanabilir artık. Ona da herhalde taraftar çok fazla laf etmez diye düşünüyorum. Hani kimse Fabrizio Diaz'ı istemiyoruz diye hashtag açmaz Fenerbahçe'de bence bu saatten sonra. Çünkü hali hazırda da mevcut kadroda gayet iyi. İsmail Yüksek de son maç biraz sırıtsa da, kırmızı kart görse de potansiyelli bir oyuncu. Yedeği de Crespo şu anda. Böyle bir kadro var. Bir de son olarak bu kadro planlamasından hep bahsettik yabancı sayısında. Fenerbahçe'nin şu anda 17 yabancı futbolcusu var. Biri Omar Fayet, stoper, genç oyuncu, kiralık gidecektir büyük ihtimal. Çıkardım 16. Lincoln'un zaten sözleşmesi askıya alınmıştı. Onu da çıkardım 15. Bir oyuncuyla Fenerbahçe'nin yolları ayırması gerekecek. Hatta yabancı altı gelirse 2 oyuncuyla yolları ayırması gerekecek. Luan Perez burada olağan şüphelilerden biri benim anladığım kadarıyla. Fenerbahçeli bazı isimlerden Murat Zorlu, onu takip ediyorum. Luan Perez'in ayrılabileceğini ifade etti. Diğer oyuncunun da Zajc olabileceği söyleniyor. O da çok enteresan. Yeni transfer edildi. Yani yeni bir sözleşme imzalandı evet. Oyuncuyla ama onun da takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Çünkü King de var tabii adaylar arasında. King, Zajc ve Luan Perez. King de Twente maçındaki deparıyla yani resmen beni silmeyin dedi. Aynen öyle, King ben buradayım dedi. Kent son maçın kadrosuna alınmadı King'in o performansından sonra. Ama Kent de benim Rangers'ta çok beğendiğim bir isimdi. Hiç kendini şu ana kadar gösteremedi ama tabii ki hani nasıl dediysek Angelinho için daha çok erken, Kent için de kesinlikle çok erken. Yepyeni transferler sonuçta. Aynen öyle. Onun da takımda ayması bence şu aşamada mümkün değil. Mümkün dediğim değil. Gibi King olağan şüphelilerden biri, Zajc ve Luan Perez. Bu üçlüden minimum biri, maksimum da ikisi takımdan ayrılacak gibi gözüküyor. 8.56 ara vaktimiz, aradan sonra yine telefon hattımız sizlere açık. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia.
Evet, 2 saati devirdik. Programda dinleyicimizle devam ediyoruz yine. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Mert Bey, iyi yayınlar. Genco Bey, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Konya'dan arıyorum. İsmim Bekir, Beşiktaş taraftarıyım. Az önce konuştuğunuz transferlerle ilgili ben aslında yönetime niye yıldız almadık, niye diğer takımlar bu futbolcuları alırken biz bunlarla kaldık yerine şöyle bir eleştiri yapmak istiyorum. Birincisi, çok Afrikalı futbolcu takımda oldu. Afrika Kupası'nda muhtemelen bir 4-5 maç, şu an en az 11'de oynatacağımız futbolcuyu en az bir 4-5 maç oynatamayacağız. Oynatamadığımız zaman da bunların alternatifleri de yok maalesef. Yani bugün Abu Bakar olmasın, ne yapacağız? Sakatlansa ne yapacağız diye düşünüyoruz. Çünkü Cenk de çok fazla bu konuda devamlılığı olmayan bir futbolcu. Ben yönetime bu yüzden kızıyorum. Niye para harcayıp getirmediniz? İşte yerlerinde de yok ama bakın bir şekilde buluyorlar yerine. Aslında ben Ahmet Nur Çebi'yi bu tutumundan dolayı tebrik ediyorum ve kızmıyorum bu yüzden. Sizin görüşünüz nedir? Bir de ikinci olarak ülkenin spora genel bakışı açısından buradan mutlaka bizi dinleyen beden eğitimi öğretmenlerimiz vardır. Şimdi bizim lise yıllarımızda, ortaokul yıllarımızda beden eğitimi hep boş geçirmeye yönelik. Hani ders başlardı, o zaman devlet okullarında çok fazla imkan da yoktu. İki tane top olurdu, kızlara voleybol topunu verirlerdi, gidin oynayın. Erkeklere işte futbol topunu verirlerdi, gidin oynayın, ikinci dersin sonunda getirin. Bence bu olmamalı beden eğitimi öğretmeninin görevi. İddia ediyorum her beden eğitimi öğretmeni görev yaptığı 20 yıl boyunca, hani milli sporcu çıkarsın demiyorum veya işte milli takım oyuncu, ya sporu sevdirsin, 10 öğrenciye sporu sevdirsin, sadece futbolu değil, basketbolu, voleybolu, güreşi, masa tenisini, binlerce metagazoz olduğuna eminim bu ülkede ama maalesef vizyon olmadığı için çok fazla, hepsini için söylemiyorum ama yani beden eğitimi öğretmeni de gelirken ya şu iki ders alın, gidin şunu oynayın, yazılıda da size işte sözlüde de 5 veriyorum, sınıfı geçtiniz. Beden eğitimi direkt 5 olarak görülen bir ders olduğu için, sadece beden eğitiminde değil, müzik de aynı şekilde, ev ekonomisi dersi vardı önceden, o da aynı şekilde, belki binlerce müziğe meraklı, müziğe yatkın ve müziğe yeteneği olan gencimiz var ama maalesef çok fazla vizyonlu öğretmenimiz olmadığı için, hep boş geçirmeye yönelik dersler olduğu için bu şekilde spora da bakış açımız da bu şekilde devam ediyor. Çocuklarımızı müziğe, spora sevdirirsek onları birçok kötü alışkanlıklardan uzak tutarız. Spor yapan insandan da hiçbir zaman zarar gelmez. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Güzel bir mesaj son bölümde. Orada ben şöyle bir ayrım yapayım. Çocukları tabii spora yönlendirmek güzel bir şey ama her spora yönlenen de profesyonel olacak diye bir kaydı yok. İlla biz Mete Gazoz çıkartalım, Zehra Güneş çıkartalım diye bir şey yok. Çünkü zaten işin beden dersinde okçuluk yapılırsa facia olur. Evet, o başka bir bence dersin konusu, daha farklı bir ilgi alanı o. Bu bakış açısı güzel. Sporu sevdirmek, bence ben ona katılıyorum %100 ama dediğim gibi evet, profesyonel sporcu olmak da öyle kolay bir şey de değil. Yani ben mesela dün evde işte eşimle YouTube'a girdik. YouTube'da işte bizim voleybolcularımızın çektiği videolar var. Bilmiyorum hiç denk geldim mi? İşte sponsorlu bir kısmı federasyonda çektirmiş. Hani normal günlük rutinlerini paylaşıyorlar. Kolay bir şey değil. Yani ben daha çok işin sağlık için ya da keyif için spor kısmını daha çok övebilirim. Yani illa biz çok büyük başarılar kazanalım derdine değilim ben. O da olsun. O da artık günümüz dünyasının bir gerçeği tabii ki. Bir rekabet ortamı var. Onu zaten yapan yapıyor ama diğer türlüsü bence daha kıymetli. Yani sporu hayatına entegre etmek bir şekilde hobi olarak. Senin sağlığın için de güzel bir şey. Spor yapmak, hareket etmek. Keyif alıyorsan eğer gerçekten basketbol oynamaktan, basketbol oynamasın. İlla profesyonel lisanslı sporcu olmana gerek yok. Halı sahaya gidebilirsin. Arkadaşlarınla voleybol oynayabilirsin. Tenis seviyorsan bir arkadaşınla tenis maçı yapabilirsin. Bunu ama keyif için yapmak. Yani bu sayıyı arttırmak bence lisanslı sporcu sayısını arttırmaktan daha kıymetli diye düşünüyorum. Benim bakış açım bu en azından. Ben onu tercih ederim kendi adıma. Ben de hayatıma sporu yıllar içerisinde hep
soktum. Ben bilmiyorum hani senle hiç ya konuştuk bizde, mu? Bizde beden eğitiminde şey yoktu öyle topu atıyor. Bizde ancak serbest olduğu zaman böyle ayda bir, iki ayda bir ya da bir buçuk ayda bir falan. Hakikaten işte bir 8'e 8 falan takım kurdururdu bizim beden eğitimi hocamız. Maç yapın derdi. Onun haricinde hakikaten hep böyle bir belli bir branşın bir şeyini. Yani yüksek atlama da yaptık biz. Üç adım da yaptık, bir şey de yaptık. Hepsi yani zamanda bir şeyler denendi ama futbol, basketbol, turnikeydi, işte penaltıydı, kalecilikti falan. Yapıldı öyle bir şey. Ama benim tabii ki bütün hocalarımın ellerinden öperim. Şu çok ilginçti. Ben çok acayip futbol konuşurdum. Ve beden eğitimi hocalarım bunu fark etmişti. Galatasaray'ın Avrupa Kupası maçlarından önce bana ne olacak, ne olmalı falan derlerdi. Bir 4-2-4-0'lık Paris Saint Germain Galatasaray eşleşmesini hatırlar mısın? Evet, 96 mı 7? Evet, evet. Öyle bir şey, evet. O eşleşmelerden önce artık o kadar beden eğitimi hocalarımızla benle o kadar Galatasaray ve futbol konuşuyorlardı ki dersten çağırmıştı bir kere beni beden eğitimi hocası. Çok da şaşırmıştım, acaba bir şey mi yaptım demiştim. Böyle atıyorum matematik dersindeyken falan. Seni işte hocamız çağırıyor falan. Allah Allah dedim. Oturdu çay. Dedi ki Paris Saint Germain maçın olacak Genco dedi. Nedir öngörün dedi. İşte Tugay sakattı, çok iyi hatırlıyorum o maçta. İşte Tugay'sız şöyle olur böyle olur falan filan. Dedim ki hocam çok büyük bir ihtimal, çok büyük fark yiyeceğiz dedim. Ama dediğim her şey de oldu gerçekten o sırada. Lise 2'de ya da lise sondaydım. Galiba lise sondaydım. Ve yine maç bittikten sonra hoca beni dersten çağırdı. Dedi ki Genco dedi senin kesin spor yazarı olman lazım dedi. Bak dedi senle böyle uzun kısa hep spor sohbeti yapardık dedi. Senin dedi gerçekten yorumlarının ne kadar böyle acayip olduğunu gördüm. Dedi ki hakikaten çok da teşekkür ederim kendisine. Çok böyle gaza getirmiştir beni yani. Ama o zaman güzel. Kim futbol konuşmayı sevmezdi? O da ayrı. Ama demek ki lisede olduğum halde bilinçli bir şeyler söylüyormuşum demek ki. O da bir yönlendirme olmuş bir anlamda. Aynen. Yani. O kesinlikle hayatında oldu. Hayatında bir etkisi olmuş. Oldu. Oldu. Hepsine de çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Dinleyicimizin ilk sorusu da Abu Bakar gittiğinde Cenk Tosun. Onu ben sana sormak istiyorum özellikle. Yani Cenk Tosun'a çok güvenilmiyor dedi. Çok 11'i düzenli olmadığından dolayı ama ya sence içinde bulunduğumuz ekonomik durumu da düşünerek ya Cenk de sakatlanır diye biri daha transfer edilebilir mi? Transfer edilen biri Abubakar ve Cenk kalitesinde olamaz. Boşa giden para olmaz mı? Yani Cenk'i sağ tutmak durumunda kalacaksın o zaman diye ben cevap vermek isterim o dinleyicimize. Haksız mı olurum bilmiyorum ya da hatalı mı düşünmüş olurum bilmiyorum. Geçen sezon oynuyordu. Sonra sakatlık yaşadı. Bu sezon henüz tam ritmini tutturamadı ama doğru. Belli ki oynatacak Şenol Güneş'er. Böyle bir kaliteyi de niye yedek kulübesinde tutmak istesin? Aynen ya Abubakar gitti. Orada Cenk düşünülüyor olacak yani. Aynen. Bir numaralı Abubakar ve Cenk varken şimdi sen kalkıp da şimdi A kalite bir golcü alamazsın zaten Abubakar varken yedeğin Cenk'ken. Zaten gelmeyi kabul etmez. B sınıfı, C sınıfı birini aldığında da boşuna para harcamış olursun diye düşünüyorum ben. Kesinlikle takım içinde bir de Muleka var. Gerçi o da Afrika Kupası'na gidebilir. Gidecek, büyük bir ihtimalle. Takımının durumuna göre tabii o da sıkıntı. Rebic'i o bölgeye kaydırabilirsin. Doğru. Rebic de sonuçta forvet karakterli bir kanat oyuncusu. Ya Abubakar'ın gidişi gerçekten çok göz korkutuyor. Form durumuyla da haklılar Beşiktaşlar ama alternatifi yok değil yani Abubakar'ın. Aynen öyle. O dönem tabii umarız bir sakatlıkta olmaz Cenk Tosun'da. O tabii Beşiktaş'ı çok kötü etkiler. Abubakar gidiyor. Cenk sakat ya da formsuz. O tabii kötü olabilir ama şimdiden de bu yüzden endişelenmemek gerek. Tabii dinleyicimiz sadece Abubakar üzerinde değil daha çok hani genel Afrikalı oyuncu sayısının fazla olmasına bence yönelik. Saydığın stoperler çok daha düşünülmesi gereken isimler. 4 tane defans oyuncusu saydık. Evet. 3 stoperi, 3 yabancı stoperi evet. De şu anda yabancı bayağı gidecek gözüküyor. Evet. Ve gidecek gibi gözükenlerden. Aynen öyle. O yüzden orası evet gerçekten sıkıntı olacak Beşiktaş'ın. Bu yöndeki eleştiriler de çok haklı. Buna hiçbir itirazım yok benim de. Ben de dinleyicimiz gibi düşünüyorum. Hani neden yıldız transfer yapılmadı diye bir eleştiriden ziyade bu çok daha makul gözüküyor. Şimdi tweetleri bir karıştırırken çok alakasız bir konuya geçiş yapacağım. Hoşuma gitti. Bunu ben de çünkü beni de düşündürdü bu söylem. Hafta sonu Tolunay Kafkas, Ankara Gücü'nün teknik direktörü, maç sonrası herhalde Bein Sports muhabiri, hocam geçmiş olsun
diyor. Röportajı o şekilde başlıyor. Sonuçta Fenerbahçe'ye kaybetti Ankara Gücü. Hı hı. Tolunay Kafkas'ta bu geçmiş olsun lafı bana bir tuhaf geliyor. Geçmiş niye olsun? Çıktık, oynadık, yenildik. O kadar yani. Geçmiş bir şey yok. Biz post muhabirde sonra tebrik ederim o zaman mücadele için demiş. Bu da hep mesela biz de programlardan burada biri çıkıyor mesela bizden önce. Geçmiş olsun diyoruz. Ya da işte futbolda çok kullanılır kaybettiğinde ya da berabere kaldığında puan kaybında ama bana da çok içime de sinmiyordu ama bir alışkanlık. Herkes kullanıyor, ben de kullanıyordum ama Tolunay Kafkas'ın çıkışı bende de bir jeton yaktı. Bundan sonra ben de pek kullanmayacağım geçmiş olsun lafını. Sonuçta hani ortaya bir emek koydu, elinden geleni yaptın. Kaybettin olabilir, hani geçmiş olacak, böyle dünyanın sonu olacak bir şey değil. Hele bizim programlardan sonra dememiz de bana daha da garip geliyor. Hani futbolda bir şey kaybediyorsun da burada hani program yapıp çıkıyoruz. Hani geçmiş olacak, büyük bir külfet. Ama geçmiş falan. Olsun şimdi öyle bir kelime ki, geçmiş olsun hastalandığında söylersin, tamam mı? Geçmiş olsun dersin, hastalanmışsın, geçmiş olsun. Şimdi tam bu birebir çıkışından eğer buysa, yola çıkacak olursak, o zaman Tolunay Kafkas hastalandığında ona geçmiş olsun dediğinde ne yani, hastalanmayacak mıydım diyecek ya da... Yok, onda geçmiş olsun kabul eder ama maçı kaybetme üzerine geçmiş olsunu mantıklı buluyor. Ben de bu arada öyle düşünüyorum. Yoksa hastalık. Ya ben, bence şeydir yani, bir ya haksız değilsin ama tepki gösterecek bir şey değil. Ya geçmiş olsun, mücadele ettin, olmadı. Farklı bir bakış açısı olmuş gerçekten Tolunay Hoca'nınkisi. Evet, yani çünkü ben de bazı şeyler böyle yıllardır kullanıyoruz. Ben kullanmakta bir zarar görmüyorum. Ben, yani tabii canım, bir kötüleme değil, bir kötüleme değil, bir şey değil. Oynamışsın. Ya ki Tolunay Hoca'nın şeyini izledim. Kötü oynamadık, kazanabilirdik de diyor. Ona geçmiş olsun dersin zaten. Hani istediğin olmadı en nihayetinde. İşte o da olabilir diyor. Yani sonuçta mücadele ettik. Bugün olmaz, yarın olur. Hani geçmiş olacak bir şey yok gibi. Bilmem, bana mantıklı gelmişti. Neyse, seni pek... Hayır. Ne diyebilirsin ki o zaman? Ya bu hakikaten öyle bir şey ki. O kadar oturmuş, kemikleşmiş bir şey ki gerçekten. Çok öyle. Ben de işte hayatımda çok kullanıyorum. Mesela bir muhabir olsam bir düşünürüm kendi kendime. O zaman nasıl başlayabilirim acaba bir röportaja? O kısmı ben de düşünmedim. Dün mesela, dün programa geldim. Benden önce bizden ya da hiçbir şey demeden direkt maça gireceksin. Mesela İngiliz, ben şey de çok izliyorum Sky'dan, maç önü ve maç sonu röportajı. Orada geçmiş olsun demiyorlar. Geçmiş değil mi? Olsun demiyor tabii. Orada işte kaybettiniz, hatalarınız neydi falan gibilerinden direkt bodoslama başlangıç oluyor yani. Bizde ama hep klasik. Ya da kazandınız, harika oynadınız falan. İşte, tebrikler deniyor. Tebrikler. Belki. Congratulations denir ama kaybedene bir şey demiyor. Bir şey demiyor. Direkt nedenini soruyor. What went wrong falan. Ne kötü gitti. Bir şeyler soruluyor direkt. Ama olsun. Bizde hep şey yani. Geçmiş kaybeden tarafa hep fix yani. Evet, hiç değişmez. Evet, evet, yani muhabirden muhabire de değişmez. Hep aynı şey kullanılır. Ben de dün işte program, bizden önce Burçin Hoca vardı. O program bitirdi. Tam böyle geçmiş olsun diyeceğim. O aklıma geldi Tolunay Hoca'nın lafı. Sustum, yutkundum. Selamlar hocam dedim. Aynı zamanda ne koyacağımı ben de kestiremedim. Evet, evet, evet. Üzerine de düşünmedim. Şimdi yeni işimizde kendi adıma üzerine düşüneyim bakayım ne diyeceğim bundan sonra programdan çıkan birini gördüğümde. Ona da bir şey bulmam. Sağlık olsun. Aynı şey. Hocam hayırlı olsun, program bitti falan. Yok. Onu düşünmem lazım. Şimdi programda bir ihtimal aklıma gelmez. Öneriniz varsa bu arada onu da yazabilirsiniz. 9-14 araya gidelim. Aradan sonra devam edelim. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. BTC Türk alternatif piyasaları sunar. BTC Türk'te olsun. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 25.726 dolardan işlem görmekte. Dün 25.900 civarıydı. Biraz daha geri çekildiğini görüyoruz fiyatın. TL olarak da 700.000'in altına sarktı şu anda Bitcoin. 695.723. BTC Türk alternatif piyasaları sundu. BTC Türk'te olsun. Evet, şimdi iddia bölümündeyiz. Tabii futbolda milli araya girdik. Lig karşılaşmaları geride kaldı. Perşembe günü itibaren milli takım maçları olacak. Avrupa Şampiyonası eleme müsabakaları kaldığı yerden devam edecek. Millilerimiz de cuma günü sahaya çıkacak. Ama bugün mesela basketbolda Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Saat 11.45 bizim programdan sonra Litvanya-Sırbistan mücadelesi var.
Litvanya 1.62'lik oranıyla bir adım önde gözüküyor Sırbistan'a göre. 1.80'de Sırbistan galibiyeti. Litvanya Amerika'yı yendi. Evet, son maçta Amerika'yı mağlup etti. Gruptan lider olarak çıktı yanılmıyorsam. 5'te 5 yaptılar. Diğer maçta da 15.40'da İtalya ABD. ABD'nin galibiyetine bir oran açılmamış. İddiada İtalya galibiyetine 9.12'lik bir oran paylaşılmış. Yarın da diğer iki çeyrek final var. Almanya-Letonya 11.45. Almanya favori. Kanada-Slovenya'da da yine Kanada Slovenya'ya göre ağır favori. 1.11'lik bir orana sahip. Bu karşılaşmalara bu ara bahis yapabilirsiniz. Bir taraftan da erkeklerde ve kadınlarda Amerika açık tenis müsabakaları devam ediyor. Erkeklerde çeyrek final eşleşmeleri bu sabaha karşı belli oldu. Dünya bir numarası Carlos Alcaraz çeyrek finalde 12 numara Zverev'le eşleşti. Bir sonraki tur için muhtemel olarak da Medvedev-Rublev ikilisiyle karşı karşıya gelecek Carlos Alcaraz. Djokovic 9 numara Amerikalı ev sahibi Fritz'le eşleşti çeyrek finalde. Diğer çeyrek finalde de karşısında yine 2 Amerikalı Tiafoe'yla Shelton karşı karşıya gelecekler. Oradan da Tiafoe'nun çıkması bekleniyor. Djokovic büyük bir korku yaşadı yalnız. 2-0'dan aldı. Evet, 3-2 yendi. 3. turdaki evet. Müsabakada. Evet, o maçı gördüm. Olağanüstü bir rakibe karşı oynamış maç içerisinde. Sonrasında almış. Ama diğer turlarda o kadar zorlanmadı Djokovic. Oradaki maçlara da tabii ki bahis yapabilirsiniz. Hem dediğim gibi kadınlarda hem erkeklerde. Ben sana bir tane maç söyleyeyim. Amerika İtalya maçı 178.5 üst olur. 178.5 üst. Evet. Amerika çünkü o kadar NBA usulü oynuyor ki set hücum falan yok. Alan gidiyor. Yani normalde bir basket maçında, şu anda rakamları atıyorum. Normalde bir basket maçında 40 dakikada totalde iki takım 60 hücum yapıyorsa ortalama, Amerika'nın maçlarında bu 80'e çıkıyor totalde. Doğru. Çünkü hiç set hücum yok Amerika'da. Yürüyen atıyor, yürüyen atıyor. Dolayısıyla daha fazla hücum oluyor. Öbür tarafta daha fazla tabii, hücum yapmış oluyor mantıklı. Otomatik olarak. Evet, bu mantıklı bir bahis tercihi gibi gözüküyor. Futbolda da hani dilerseniz maçlar var. Şimdi bültene bakıyorum. Özellikle adada, İngiltere'de 21.45 seansında çok sayıda karşılaşma var. Hani dileyen dediğim gibi onları da takip ediyorsa bahis yapabilir, ama takip etmeden de pek yapmanızı önermiyoruz. Perşembe günüyle birlikte daha futbolla ilgili net şeyler söyleyebiliriz. Mesela bakıyorum, Perşembe günü Fransa-İrlanda mücadelesi var. Hollanda-Yunanistan, Sırbistan-Macaristan. Bu arada tabii Tadiç mesela Sırbistan milli takımı kadrosuna yer alıyor. O taraftarlar da bu maçları o gözle takip edeceklerdir. Bu arada bu eleme karşılaşmaları da Esport ve Esport Plus'ta olacak. Onu da hatırlatalım. Hani merak edenler varsa kendi takımında oynayan futbolcuların milli takım performansını onlar da takip edebilirler. Perşembe gününden itibaren bu imkanları ellerinde olacak. Onu da hatırlatmak istedim. Evet, iddia faslında o zaman kapatıyoruz. Yunus Kerem isimli dinleyicimizden şöyle bir öneri gelmiş az önceki geçmiş olsun konusuna. Mesela demiş, Ali Erim Bey ağzınıza sağlık, program çok iyiydi demiş. Hani geçmiş olsun yerine böyle daha pozitif bir şey, fazla mı iyimser oldu diye de sormuş sonrasında. Güzel, kötü değil. Hani ağzınıza sağlık, program çok iyiydi. Gerçi program çok iyiydi. O kısmı bilemiyoruz. Hani iyi miydi, kötü müydü, sonuçta dinlemediğimiz için. Bakalım, üzerinde daha fazla düşüneceğiz. Mayıslar bizimdir de yine farklı bir bakış açısı getirmiş. Bu dediğine benzer olarak, biri hastalandığı zaman şifayı kaptık derler, ama o kişinin iyileşmesi istedikleri için de Allah şifa versin derler demiş. Şifa hem burada olumlu hem olumsuz anlamda kullanılıyor. Doğru. Kullanım böyle, yani böyle bir deyim girmiş şifayı kaptık diye. Çok mantığını açıkçası bilmiyorum. Yazdım Google ama pek bir şey de bulamadım. Şimdi şifacı vardır eskiden. Hı. O iyileştirici en nihayetinde. Tabii şifa olumlu bir şey, ama deyim olarak da tersi girmiş hayatımıza artık. Evet. Dediğim gibi nasıl girdi onu pek bilemiyorum. Şimdi Trabzonspor'a geçiş yapmak istiyorum. Genco abi, Trabzonspor'da da dün Berat Özdemir transferi resmen açıklandı. Zaten eski oyuncusuydu Trabzonspor'un. Al Ittifak'a gitmişti Suudi Arabistan. Aslında orada güzel de bir takım oluşuyordu. Teknik direktörü Stephen Gerrard'ı. Sonuçta bir orta saha oyuncusu için herhalde daha iyi bir teknik direktör düşünülemez. Bulunmaz bir nimet. Berat da bir orta saha. Tabii ki tam bir 8 değil 6 numara oynuyor, ama Henderson
Robertson takıma katılmıştı. Wijnaldum takıma katıldı merkez orta sahada. Yani aslında bu 3 oyuncudan oluşan bir orta saha kurgusu Berat için güzel olabilirdi. Musa Dembele yine takıma transfer edilmiş. Lyon'dan da hatırlayacağımız. Tisserand var takımda, Fenerbahçe'den bildiğimiz. İyi de bir takım vardı ama o da ayrılma yolunu seçti. Türkiye'de Trabzonspor harici Galatasaray ve Başakşehir ilgilenmiş oyuncuyla ama Berat da orada eski takımını tercih etmiş. Siopis orada ayrılmıştı defansif orta saha olarak. Doğucan'ın ayrılma ihtimalinden bahsediliyor. Elde bir tek Kurbelis kalıyordu. O yüzden Trabzonspor'da o bölgeye Berat takviyesini yapıyor anladığımız kadarıyla. Oyuncu yıllık 33 milyon TL garanti ücret kazanacak. Yani 1 milyon euronun üzerinde herhalde güncel kurla. Güncel kuru da tabii tekrar bir kontrol edeyim. Ona göre bir söyleyeyim. Euro şu an 28.8. Evet, 33 dediğine göre birinin üzerinde 1 milyon euro kazanacak Berat Özdemir. Herhangi bir kiralama bedeli de yok. 1.2 gibi gözüküyor. Yaklaşık o kadar para kazanacak. Önemli bir transfer bu yabancı kuralında Berat Özdemir. Milli takım havuzunda yer almış geçmiş isim, dönemde. Evet. Şu an pek olmasa da kendini tekrar gösterebilir. Giderken tabii çok iyi anılarla gitmedi bence Trabzonspor'da. O dönem oynayan, milli takıma seçilen ama performansı da günden güne düşen bir oyuncuydu Berat. Zaten o yüzden de biraz bu Suudi Arabistan onu cezbetti diye düşünüyorum. Parayla birlikte buradaki ortam pek müsait değildi. Ama şimdi tekrar yeni bir maceraya atılmayı kafasına koymuş. Belli ki bu hani sonuçta zor da bir takıma geliyor şu anda Berat Özdemir. Trabzonspor büyüklerin transferlerine baktığımızda Beşiktaş'ı eleştiriyoruz ama onlar da çok para harcadılar. Trabzonspor görece daha zayıf gözüküyor. Böyle bir dönemde Trabzonspor'a tekrar geri dönüş yapıyor. Riskli bir karar olarak değerlendiriyorum. Mesela Galatasaray'a gidebilirdi çok rahat şekilde. Ama herhalde orada yedek olacağıma, Torreira'nın alternatifi olacağıma burada Kurbelis'le rekabete girerim. Daha fazla belki oynayabilirim. Keserim. Kesebilirim. Yan yana da oynayabilirim belki duruma göre bazı maçlarda. Çünkü Galatasaray'da hani Torreira'nın her maç oynayamayacağını ben düşünüyorum ama kesme ihtimalin performans odaklı yok. Yok. Mümkün değil. Yani ya da görüntü itibarıyla. Evet, çok düşük ihtimal ama Trabzonspor'daki ihtimal en azından öyle söyleyelim. Çok daha fazla. O da o yüzden tahmin ediyorum ki Trabzonspor'u, gönül bağı da var herhalde belli ki, Trabzonspor'u tercih etti. Trabzonspor ilk 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 puanda sadece ve hani ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bir maç eksik olmasına rağmen puan tablosunda şu an Trabzonspor'dan üsteler. Aslında ligi de bence anlatan bir puan tablosu var şu anda. Fenerbahçe 3 maç 9 puan lider. Konya 4 maç 8 puan ikinci. Galatasaray, Beşiktaş ve Rize'de 7'şer puanla 3, 4 ve 5. basamakta yer alıyorlar ki Rize'nin de 4 maçı var burada. Yani maç eksiğine rağmen 3 büyükler 3 haftada sıyrılmış durumdalar diğer rakiplerine göre ki ligin de aşağı yukarı bu şekilde gideceğini herkes bekliyor. Yani ilk 3 kopacak. İlk 3'ün özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tabii daha yakın gitmesi bekleniyor. Kağıt üzerinde Beşiktaş'ın takip etmesi ve 4.lük içinde artık hangi takım olur? Trabzon mu? Ki tabii ki olağan şüphelilerden biri Trabzon. Adana Demirspor mu? Konya Spor mu? Rize Spor mu? Onu da zaman içerisinde göreceğiz. Şu an için herhalde dördüncülük açısından bir şey söylemek kolay bir şey değil. Evet. Ligin daha başı eminim çok sürpriz takımlar çıkacak. Sürpriz performanslar göreceğiz. Çünkü bizim ligimizde öyle düzenli bir beşinci de olmuyor. Her sene değişiyor açıkçası. Yani bir sene işte Adana Demirspor oluyor. Bir sene Alanya Spor çıkıyor. Bir sezon işte Konya Spor ligi götürüyor ikinci sırada. Evet. Her sezon değişiyor. Bu sezonda belli ki öyle çok sıyılan bir takım yok bence bunların arasında. Değişik bir beşincilik iddiası yaşayan, taşıyan bir takım ligde görebiliriz. Peki Trabzonspor'un transferlerine bakacak olursak, hani bugün her takımı böyle neredeyse analiz ettik transfer konusunda. Trabzon tabii en şanssız takımlardan biri. Orsic en pahalı, en beklentisi yüksek transferi iken çok ağır bir sakatlık yaşadı. Ondan faydalanamıyor. Ryan Bania Karagümrük'ten geldi. Türk pasaportu var ama o da ilk maçlar itibariyle okuduğum kadarıyla maçları çok dikkatli takip edemedim. Ama çok eleştirilen bir performansı var. Ondan beklediğini alamadı. Teklic yedek kulübesini şu anda ısıtıyor genel olarak. Benkovic
oynuyor. Mehmet Can Aydın, o da yeni yeni forma giymeye başladı. Kurbelis geldi, onun da bir sakatlığı var. Fontas geldi DC United'dan. Ondan bir beklenti var. Ki o da iyi başladı Trabzonspor kariyerine. Ve Joaquin Fernandez, o da gelir gelmez sakatlık yaşayan oyunculardan birisi oldu. Ve Trabzonspor'un daha da transfer yapması gerekebilir bu süreç içerisinde. Yani Petkovic'i istediler uzun bir zaman Dinamo Zagreb'ten ama bırakmadı kulübü. Evet. Onun yüzden artık ya Fontas da o bölgede benim anladığım yeni transfer idare edecekler ya da transferin son günlerindeki daha 10 günlük bir süre var. O bölgeye bir takviye düşünecek Trabzonspor cephesi anladığım düşünüyor. Birkaç bölgeye Trabzonspor, en az 2 bölgeye transfer yapacak ama bir aceleleri yok Avrupa listesi için. Sadece işte lig maçına yetişmesi planlanacak. Ama Trabzon'un bu ekonomik bütçeyle, bu sakatlıklarla bu sene işi çok kolay değil. Onun sinyallerini dediğim gibi ilk karşılaşmalardan aldık. Tabii son maç biraz iyi geçti Trabzonspor için. Onu kabul ediyorum. Hani Trabzonspor rahat bir galibiyet aldı Kasımpaşa karşısında 5-1'li ama ondan önceki Rize ve Galatasaray mağlubiyetleri de büyük bir soru işareti barındırıyordu ki dönüşte de bu arada şimdi milli aradayız dedik. Dönüşte de Beşiktaş derbisi var Trabzonspor. Direkt olarak bu maçta dönecek. Ev sahibi Trabzon. Bir avantaj ama kolay da bir maç olmayacak. Sezonun belirleyici karşılaşmalarından biri olabilir Bordo Maviler adına. Evet, 9.30 saatlerimiz. Araya gidelim. Aradan sonra da son bölümde haberleri toparlayarak karşınızda olacağız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Evet, son bölümdeyiz. Haberleri toparlıyorum dedim. Bir resmi gelişmeyle devam edeyim. Kızıl Yıldız, Sırbistan temsilcisi, Adana Demirspor'dan Şerif Endiayi'nin transfer edildiğini resmen açıkladı. Oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Gerçi dün Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Aspor canlı yayınına bağlandı. Transferi açıkladı. Bazı detaylar da vermişti. O transferin de resmileştiğini söyleyelim. Benim beğendiğim oyunculardan biriydi Şerif Endiayi. Önemli katkılar verdi bence geldikten sonra geçen sezon devre arası. Bu sezonda artık yeni takımında mücadele edecek. Onun yerine Galatasarayların da hiç olmazsa bari Endiayi olsun dedikleri bir isimdi. Şimdi o da başka bir yere gitti. Onun yerine Mbaye Niang. O da aslında isimli oyunculardan birisi. Şüphesiz ki Milan geçmişi var. Premier Lig'de Watford geçmişi var. Kiralık olarak çok az oynamış. O var. Yusuf Barassi yine Türk asıllı. Türk asıllı demeyeyim de Hollanda asıllı Türk demek belki daha doğru. Kadroda o var. Bu isimlerle hücum hattını oluşturacak Patrick Kluivert. Diğer tarafta bugün Sabah gazetesinde Luan Perez'le ilgili bir haber yapılmış. Fenerbahçe geçen sezondan bu yana birçok sakatlık yaşayan ve kadroda düşünülmeyen Luan Perez'e Santos talip oldu. Brezilya ekibinin 4 milyon euro bonservis teklif edeceği konuşulurken Fenerbahçe'nin transferde zorluk çıkarmayacağı belirtildi. Aslında program içinde konuştuk. Olağan şüphelilerden biri ayrılık konusunda Luan Perez. O yüzden bu transfer sürpriz değil. Evet, sürpriz olmaz. Santos sonuçta ülkesi. Luan Perez de bir Brezilyalı oyuncu. Hatırladığım kadarıyla çok da geç zaten Avrupa'ya gelmiş bir isim Luan Perez. Şimdi bir Brezilya kulübü için de iyi para veriyorlar bu arada yani. 4 milyon euro evet. Brezilya için fena para değildir bu. Aynen öyle. 2018'de gerçi kulüp Brüje transfer olup 2019'da Santos'a geri dönüp 2020'de Marsilya ile tekrar Avrupa'ya dönüyor. Aslında Avrupa geçmişi hatırladığım gibi çok fazla değil Luan Perez'in. Bir sezon Fenerbahçe macerasından sonra da anlaşılan hani Santos olmasa da Luan Perez takımdan ayrılacak oyunculardan biri olacak. 4 milyon da kazanırsa Fenerbahçe zaten bu kadar satış yaptı. 55 küsür dedin sanki program içerisinde. Ya 54 ona, ya 45. 50 küsürdü. 50 küsürdü değil mi? 60'a doğru Fenerbahçe çıkarabilir. Diğer haber yine benzer bir haber. Bugün aslında gazete manşetleri de bunun üzerinden yapılmış. Takımdan
ayrılabilecek yabancılar üzerinden Galatasaray ve Fenerbahçe'de bir gündem var. Beşiktaş'ta yok. Yabancı sayısı konusunda herhangi bir sıkıntısı yok çünkü Beşiktaş'ın. Ama Galatasaray'da ve Fenerbahçe'de bu var. Ve kimler ayrılabilir diye haberler yapılıyor. Bugün Milliyet Gazetesi'nde de Galatasaray'da yabancı kontenjanında Endombele ve Sanchez'e yer açabilmek için en az iki isimle yolların ayrılması gerekiyor denmiş ve teknik direktör Okan Buruk'un gözden çıkardığı iki futbolcunun Mitchell ve Dubois olduğu kaydedilmiş ki yine aslında konuştuk. Mitchell zaten burada en garanti gözüken isim. Dubois da hani Dubois mı Sergio Oliveira mı diye bir tercih yaptığımızda da Dubois orada daha zayıf halka gözüken taraf. Gerçi hani Boyi'nin sezon boyu sakat olmadan götürmesi mümkün mü? Mümkündür ama orijinal bir yedeği de olmayacak Galatasaray'da Sacha Boyi'ne eğer Dubois giderse. Kaan Ayhan orada da hani hem Torreira'nın yedeği hem işte Boyi'ye bir şey olursa Boyi'nin yedeği değil mi? Kaan Ayhan olacak takım içerisinde. Çünkü gençlerden Ali Turap Bülbül var ama ne kadar güvenilir bilemiyorum. Davinson Sanchez'in de belki bilmiyorum hani sağ bek geçici olarak olur. Hani sezonu götürecek bir sağ bek olarak herhalde transfer etmedi Galatasaray. Hani belki yama olarak onu değerlendirebilir. Ya da aklıma gelen eğer Sacha Boyi sakatlanırsa Galatasaray'ın 3 stopere dönüp sağ tarafta bir böyle kanat olup kanat beki oynatacak bir profille mesela Kerem Aktürkoğlu'nu orada kullanmak, Barış Alper Yılmaz'ı orada kullanmak gibi bir savunmaya çok ihtiyaç olmayan bir maçta Kerem olabilir belki ama olabilir. Neden olmasın? Hani mecburiyet tabii ki bunlar. Tabii. Hani senaryolar üzerinden ben de konuşuyorum. Olumsuzluk çünkü, şeyleri üzerine. Evet. Çünkü olabilir. Çünkü hani Sacha Boyi var takımda Dubois'u gönderdin. Direkt yedek bir sağ bekin yok. Hani belki yerli alabilir Galatasaray tabii transferde ama kim var yerli olarak sağ beke alabileceğin. Takım içerisinden bazı oynamalar yapmak gerekebilir. Benim de aklıma bu geldi. Hani 3 stoper. Sonuçta 3'ü de iyi oyuncular. Sağ kanat beki olarak da Barış Alper, işte Kerem gibi Zaha bilmiyorum hani çok ofansif oyuncular bunlar farkındayım evet, saydım evet, ama evet. Mecbur kalırsa da Galatasaray teknik heyeti böyle bir yola da başvurabilir. Bunu da aktarmış olayım. Şimdi az önce ki konuyla ilgili bu geçmiş olsunla ilgili çok fazla mesaj geldi. Bir dinleyicimiz geçmiş olsun sadece sağlık temennisi değildir aslında diyor. Güçlük geçirmiş ya da geçirmekte olanlar için söylenen bir sözdür. Uzun bir yolculuktan gelen kişiye de söylenir. Maçtan çıkan futbolcuya da. İngilizce'de welcome'da buna benzer demiş. Kaza yapana da söylenir. Geçmiş olsun. Doğru. Evet yani söylenir ama hani söyleniyor zaten bunda bir sıkıntı yok ama ben pek şey bulmuyorum işte kendi adıma. Futbolda. Evet ya da program çıkışı birine mesela bu mantıklı mı onu söyleyin. Hani program çıkışı birine geçmiş olsun demem. Ya hadi. Şöyle ben derim neden derim bir kazaya kurban gitme diyeyinde kötü bir söz söylemiş olabilirsin. Yani şimdi bak çok yayıncılık yaptığında ben çok şükür hiç yaşamadım ama benim yayınımda oldu. Çok yayın yaparken bazen alışkanlık olarak sanki kendi arkadaşınla sohbet ediyormuşsun gibi argo kelime. Yayında kullanamayacağım kelime kullanıyorsun. Yani benim yayınımda kullanıldı. Televizyonda çok var güldüğümüz tabii, ettiğimiz tabii. Capsler var yani. Biri seni arayıp canlı yayına katılıp bir yayını perişan edebilir bir anda. Ortalığı bulandırır, küfür eder. Yani belli mi olur yani? Hani o yüzden öyle bir kelime ben de kullanırım açıkçası. Evet, bakalım bununla ilgili daha ben de bir araştırma yapayım. Merak ettim bu konu hakkında. Bir dinleyicimiz bir video göndermiş. Alper Akış, teşekkür ediyorum. O da Dert Devaya Davettir başlığı var. Mevlana'nın bir sözünden alıntı yapılmış. Şu an paylaştığı videodaki hanımefendinin ismini unuttum. Özür dilerim, çok da ünlü bir isim. Ece Üner miydi? Ece Üner. Onun bir videosunu paylaşmış. Onu da yayından sonra izleyeceğim. Teşekkür ediyorum bu ilgisi mesajı içinde. Evet, bugünlük hani sizlere aktaracaklarımız bunlar. Bayağı dolu dolu programı yaptık. Enco abi transferleri konuştuk. Galatasaray, Beşiktaş. Aynen. Takımların yabancı planlamasını, olası ayrılıklar sonucu kadroda neler yapılabilir? Bu hafta zaten biraz böyle geçecek gibi. Yavaş yavaş milli maç havasına gireceğiz daha sonra. Aynen, cuma maçımız var. Bugünün en büyük olayı buydu. Transferler, olmayanlar, konuşulanlar. Benim de Endombele Mourinho videosu epey
Dikkat çekti. Evet, Twitter adresini hatırlatalım Genco Boran'ın. Genco Boran sonunda iki tane N var. 40 bine merdiven dayadı. 40 bine merdiven dayadı. Bu hafta belki 40 bin oluruz ya. Bu hafta 40 bin olur. 39.800'lere geçtim çünkü. Evet, gayet yakın şu anda. Kaç ya bu arada kaldı? O videoyu da şimdi bak altına birkaç tane yorum geldi. Neden söylediğimi, neden o videoyu koyduğumu. Millet diyor ki ya sen transferi niye baltalıyorsun? Amaç transferi baltalamak değil. Biz dün programda ne konuştuk? Vecino'ya neden hashtag açıldı dedik. Vecino'yu istemiyorum. İşte çünkü neden? Inter'deki son iki sezonda hiç maç yapmamış. Sakatlık prone bir isim falan falan. Ben de dedim ki o zaman hadi al sana Ndombele. Ndombele'ye de açabiliyorsanız o hashtag'i açın. Al Mourinho 3 sene önce demiş ki Ndombele bir maç var bir maç yok. Sürekli sakatlanıyor. Sürekli sakatlanıyor. Ben bu oyuncuya güvenerek bir orta saha profili oluşturamam. Bir orta saha üçlüsü dörtlüsü neyse taktiği oluşturamam diyor. Burnley maçında harika oynuyor diyor. 3 maç kayboluyor diyor sakatlığından dolayı. Muhabir de soruyor. Bu sizin için o zaman bir sorun mu diyor. Tabii ki sorun diyor. Çok büyük bir sorun diyor. Sürekliliği olmayan bir oyuncuyla ben nasıl sağlıklı bir planlama yapabilirim ki gelecekle ilgili diyor. Şimdi bu videoyu niye koydum ben? Vecino'ya sakatlığından dolayı hashtag Vecino'yu istemiyorum çok sakatlanıyor diyorsanız hadi buyurun Ndombele karşınızda. Yani ben burada benim sözüm burada transfere bu kadar müdahil olan taraftara. Ve ben hakikaten Vecino olayını anlamadım. Hakikaten anlamadım. Yani sanki bir menajer organize etmiş de aman çocuklar saldırın Vecino gelmesin şu gelsin de ekmek yiyelim gibilerinden bir şey yani hissettirdi bana resmen yani. Ama taraftarın da buna bir şeyi varmış belli ki böyle düşünmeye i̇şte varsa, yakınmış. Varsa al sana Ndombele videosu ben sana varsa koydum işte. O zaman Ndombele'ye de madem bu kadar duyarlılar Mourinho demiş Ndombele bir maç var iki maç yok demiş. Videoyu da görmek isteyen baksın Twitter'dan. Sanki ben bunu uydurmuşum gibi. Bu arada ben Ndombele sakat niye geldi demiyorum. Gene orada böyle bir şey çekmeyeyim, şimşekleri üzerine çekmeyeyim. Ya da Galatasaray yönetimi acayip müthiş iş yürüttü de eleştirilmeyi hak etmiyor falan demiyorum. Hak ediyor. Yanlış iş yaptı. Son dakikaya kalması ama Vecino'ya karşı bu örgütlenme hakikaten çok masum bir örgütlenme değildi. Kim bilir işin altında ne var bilmiyoruz ya da ben Genco abartma yok bir şey. Madem ama eğer öyleyse buyurun Ndombele'nin de videosu var. Evet program bitirdik. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun aynen. Kötü bir şey yapmadan yaşamadan. Geçmiş olsun aynen. Programı bitirdik. Yarın yine aynı saatte saat 7'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coşku onda. İyi.